İyi akşamlar efendim. Yüzler Kulübü'ne hoş geldiniz. Türkiye'nin yüzleri, siyasetin yüzlerini ağırlamaya devam ettiğimiz TV Yüz'deki Cuma akşamı programınız Yüzler Kulübü'nde bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ağırlıyoruz. Tanju Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, güzel size, bir yayın olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olacak um, umut ediyoruz. Taksim Meydanı'nda sizi ağırlamıştık ama tabii şimdi ki, tabii daha ki. enine boyuna bu programda Çok da izlenen bir program olmuştu. beni de mutlu etti. Tam da partiden atıldığım güne denk gelmişti. <laughs> evet. Evet o gün almıştık. Evet Hacı Bey'i de özlemiştim. Evet <laughs> Zaten diyorduk gene bir program yapalım diye. Evet, bugün kısmet, kısmet. bugün Sevgili izleyiciler, Tanju Özcana sorun var. Hashtag. Bu hashtag'i açtık. Bu hashtag'le beraber sosyal medya üzerinden Tanju Özcana sorum var. Başlığıyla sorularınızı gönderebilirsiniz. E, sosyal medyada çok e, ilgi gören, takip edilen bir siyasetçi, aynı zamanda bir belediye başkanı Tanju Özcan'a sorun var başlığıyla Hashtag'imizde hashtag Tanju Özcan'a sorun var. Onunla sorularınızı yöneltebilirsiniz. Biz ikinci bölümde o soruları e, Sayın Başkan'a ileteceğiz. Şimdi hemen arkadaşlarımı, değerli arkadaşlarımı takdim edeyim. E, Pınar Işık Ardoğur TV100 e, programcısı. Hoş geldin sevgili Pınar. Hoş buldum Gürkan. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Evet hoş sevgili abimiz Erdoğan Aktaş. Erdoğan, tabii TV100.com yazar aynı zamanda. Söyleyelim. <laughs> Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Başkan siz de hoş ve TV100 ekranlarının vazgeçilmez ismi haline gelen gene tv100.com yazarı yazılarında ilgiyle takip ettiğimiz gazeteci arkadaşımız Hacı Yakışıklı. Hacı hoş geldin. Hoş bulduk. Hacı gece gittin geldin mi Ankara'da? Gece evet sağlı sollu da Erdoğan Aktaş'la beraberdik. Nasıl program geçtiyse Ankara'ya gittim o hızla. <gülüyor> <gülüyor> Tanju Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Eylül akşam akşamlar. Tanju Bey var Ecebi. programda deyince ben de Ankara'dan kalktım geldim program için. Yani i̇yi yaptınız. Allah razı olsun. Bu Sen. arada sevgili Ankara temsilcimiz Deniz Gürel biliyorsunuz daha önceki Yüzler Kulübü'nde bizle oluyordu ama bugün Ankara'da bir başka program dolayısıyla Ankara'da da yer aldı. Onu da söyleyelim ilerleyen haftalarda kendisiyle de tekrar birlikte olacağız. Programın ikinci bölümünde de sevgili izleyiciler. Anket şirketleri diyebiliyoruz ama onlar araştırma şirketi olarak söylenmeyi seviyorlar, istiyorlar. Araş, i̇ki araştırmacıyı konuk edeceğiz. Ama Konu biraz da bu araştırmaların perde arkasını sormaya, sorgulamaya çalışacağız. Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy ve Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı olacak. Sorularımızı yanıtlayacaklar. Hem son anketleri konuşacağız, hem de anketler nasıl yapılıyor, finansmanını kim sağlıyor, niye bu kadar iki anket arasında farklılıklar olabiliyor, bütün bunları masaya yatıracağız. Yüzler Kolu bugün ilginç bir programa imza atacak sevgili izleyiciler. Ve hemen hızlı bir şekilde başlayalım e, Tanju Bey'e. Tanju Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sıcak bir gelişme. E, i̇sterseniz iz, izninizle ilk soruyu sorayım sonra Pınar Hanım'la başlayalım. İmamoğlu davası. Evet. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e, bir hakaretten 2 yıl 7 ay 15 günlük bir e, hapis cezası ve 3 yıl siyasetten men cezası verildi. Bir kere sizin siyasi kimliğiniz. Birazdan geleceğiz. Attığınız tweetler vesaire. Arkadaşlarım hazırladılar o soruları soracaklar ama ondan önce bir hukukçusunuz, bir avukatsınız. Siz aslında mesleğiniz bu. Evet. Gerçekten burada Böyle bir cezayı gerektirecek bir e, durum var mıydı? Yoksa siz de bu kararı biraz siyasi mi görüyorsunuz? E, tamamen siyasi. Yani hukuki olan bir tarafı yok ki bunun. Şimdi e, sayın İmamoğlu bunları tweet olarak atmadı bildiğim kadarıyla. Söylemiş. Söz olarak Aha. söyledi. Ne üzerine söyledi bunu? Hatırlar mısınız? İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun bir lafı vardı. Ahmak kelimesini. Ahmakça demişti sayın İmamoğlu'nun bir sözü üzerine. O da Verdiği cevapta asıl seçimi iptal ettirenler ahmaklık yapmıştır cevabı. Anlamında bir cevap verdi mi halinde. Tabii. Yani ve Yüksek e, Seçim Kurulu üyelerine tabii, söylemiş oldu. Tabii tabii İçişleri Bakanı da yok bu laf bana söylendi diye şikayette de bulundu. O da İçişleri Bakanına söyledim ben bunu dedi. Nihayetinde seçimi iptal edenler demedi. Seçimi iptal ettirenler dedi. Aslında Yüksek Seçim Kurulu üyelerini ilgilendiren bir tarafı yoktu hukuken baktığınızda. Ha, İçişleri Bakanı yönünden de İçişleri Bakanı hakkında da Sayın İmamoğlu şikayette bulunmuş. İçişleri Bakanına İmamoğlu'na ahmak dediği için kovuşturmaya yer olmadığını yani eski adıyla takipsizlik kararı verilmiş. Ee, Sayın İmamoğlu ben bunu İçişleri Bakanına söyledim dediği halde almış savcı hayır sen bunu İçişleri Bakanına söylemedin. Sen bunu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söyledin diye dava açmış neticesinde de demedi. Hani iptal edenler demedi dediği halde hukuki mütalalar var e, profesörlerin. Buna rağmen zorlama bir ceza verdiler. Bir de alt sınırdan verilir cezalar genelde. Yani bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası varsa bir şeyin hakim genellikle bunu bir yıldan verir. Binde birdir öyle. Üst sınırdan, iki yıldan, üç yıldan, beş yıldan vermesi. E, burada Sayın İmamoğlu'na tamamen siyasi bir yasak konulmak için verildi bu ceza. Başka bir anlamı yok. Peki, bunlar başlayalım. Ee, şöyle, hem o siyasi yasak geldi Sayın Başkan, ee, tabii ilk önce bununla başlıyoruz. Ardından da bu hafta, yani olayın haftasında bir terör dosyası da hazırlandı ee, ve savcılığa da, Cumhuriyet Savcılığı'na da gitti. Siz bu e, ikisinin aynı haftaya, aynı döneme denk gelmesini tesadüfü mü buluyorsunuz? yani enteresan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerine işte bu üst üste gelmeleri bir tesadüf mü? Yine hukuk bilgilerinize dayanarak soruyorum. Yani ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ama toplumdan biraz farklı düşünüyorum. Yani işte bu karar verilince herkes dedi ki Erdoğan ayağına sıktı. Siyaseten. Böyle bir şey olur mu? Şimdi bu kararın verilmesine ben Erdoğan'ın bir dahli olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Erdoğan akıllı bir siyasetçi. bize eleştiriyoruz ama karşısında bir mağdur yaratmak ister mi? Şey yapılan ankette o zaman kimin dahli oldu? He? Kim? Kimin dahli oldu o zaman? Şimdi oraya geleceğim. Siyasi diyorsunuz şimdi çünkü. Şimdi Erdoğan'ın Erdoğan'a e, o okuduğu şehir yüzünden cezayı verdiren irade bugün de İmamoğlu için bu düğmeye bastı. Bir dakika şimdi ben öyle bir bir düşünüyorum. Yani. Bu şey benim yok. özgün düşüncem. Tamam da kim ama yani? Onu bilmiyorum. Şimdi bakın bunu yapan hani Türkiye'de bir derin devlet var mı? 8 yıl milletvekilliği yaptım. Emin değilim. Var mı yok mu? O derin devletin temsilcilerinden bir tanesi Sayın Bahçeli derlerdi. Onu da bilmiyorum doğru olup olmadığını. Ama bu karara en hızlı tepkiyi veren de Sayın Bahçeli'ydi. Yani buradan bir gönderme mi yapıyorsunuz? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bilemiyorum ama çok ciddi şüphelerim var. Şimdi yani düz mantık biz e, normal sade vatandaş değiliz. Siz gazetecisiniz, ben siyasetçiyim. Ben şunu ister miyim? Sayın Erdoğan Türkiye'de nasıl popüler tamam, oldu? O zaman Sayın Bahçeli ister mi Cumhur İttifakı ortağı Demiyorum. için? Bilemiyorum. Ben Sayın Bahçeli'nin Sayın çok... Erdoğan'ı hiç sevdiği kanaatinde değilim. Bir dakika enteresan. Başından beri bunu söylüyorum. Sevdiği bir karar kimin işine yarıyor? Ben e, ben yani, Sayın Sayın Bahçeli'nin bir hamle sonrasında tahmin Sayın Bahçeli'nin e, son tekmeyi Sayın Erdoğan'a vuracağını yıllardır söylüyorum. Ben Erdoğan'la ilgili daha pozitif düşüncelere sahibim bana göre Sayın Bahçeli'ye göre. Ama yıllardır da olmuyor Sayın Başkan. Demek ki isabetli bir tahminde bulunmuyorsunuz. Yani de bulunmuyorsun. bilemiyorum hani tahminim bu benim. Dedim, adı Adı Bunun üzerine tahmin bu. 7 8 Doğrusunu Cenab-ı bilir. Siz Tabii daha iyi bilirsiniz. Ki. Benimki tahmin. Soruyorum yani tutmamış demek ki. Ama bakın yani düz mantık baktığınızda yani bu karardan ben Erdoğan'ın mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bu karardan mutlu? kim ha. mutlu oldu peki? Sizin bu kararla kim mutlu oldu? Ee, bu kararla birileri mutlu oldu. Yani siyaseten okursanız. Yani şimdi bakın siyasette en önemli. Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı. En kolay şudur. Hacı sen Hani mağduriyet. Siyasetçinin en kolay oy alabileceği şey mağduriyet. E mağduriyet de kim mağdur oldu burada? Burada Sayın İmamoğlu mağdur oldu. Halkın nezdinde. Onun oy alması için Halkın gözünde. Onun o, onun şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakıyor? Cumhur, Millet İttifakı'nın mı oy almasını istedi? Bakın halk nasıl bakıyor şimdi? Oturtmak için Sayın İmamoğlu'na siyasete devam etmesin diye, daha iyi yerlere gelmesin diye, bir daha belediye başkanı olamasın diye hükümet siyasi yasak koydu bu kararla. Halk olaya böyle bakıyor. E, tabii ben tecrübeli siyasetçi olarak e, elbette 53. madde TCK 53'ü uygularsanız siyasi yasak gelir. Ama ben diyorum ki bu kararın altında Erdoğan'ın iradesinin olduğunu düşünmüyorum diyorum farklı olarak. Hmm. Çünkü Erdoğan gibi tecrübeli bir siyasetçi mağdur ettiği bir rakiple yarışmak istemez. Veya o rakibin partisiyle de yarışmak istemez. Niye yapsın bunu Erdoğan? Yani yapıyorsa zaten bunu Erdoğan. Ee, zaten o zaman bizim tanıdığımız, bildiğimiz 20 yıldır seçimi sesimleri kazanan, referandumları kazanan Erdoğan gitmiş yerine başka bir Erdoğan ve ekibi gelmiş demektir. Sayın Başkan, şimdi mutlu ben, ben bu kararın hani, arkasında ben daha açık söyleyeyim. Ben hala tam dedi, Daha açık Bicik. söyleyeyim o zaman. Ben evet. bu kararın arkasında Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Soylu'nun bir şekilde rolü olduğunu hissediyorum veya düşünüyorum. Tamam, somut cümle işte. böyle Ama sayın sizin gibi tecrübeli bir gerçekten. siyasetçinin bu iddiayı ortaya atarken bir iki maddi Tabii, sonu... temel olması gerekmez mi? Neticede itham ettiğiniz bir kişi İçişleri Bakanı, öbürü e, en önemli partilerden birinin genel başkanı. Bakın e, benim de aldığım bazı bilgiler var. O kararı veren hakim biliyorum. O hakimin hangi süreçte nasıl atandığını da biliyorum. Geçmişini de biliyoruz. O hakim e, neyse onları anlatmak istemiyorum ama eee evet. Ben bunu, hani siz benim düşüncelerimi soruyorsunuz bu akşam. Tabii. Ben de net olarak söylüyorum. Yani somut Farklı bir şey, belli bir şey. Bir şey olur, dedim. Oturur diye. Başında. Soruyor zannedersem Erdoğan'a. E ben en başından itibaren şunu söylüyorum zaten. Gerçekten AKP ile MHP arasında bir ittifak olduğuna ben inanmıyorum. Ne var? Ben Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'ı çok sevdiği için desteklediğini falan düşünmüyorum. Ben arkadaşlarıma hep şunu söyledim. Referandum sırasında bile milletvekiliyken Bakın arkadaşlar dedim, benim tanıdığım Bahçeli dedim, Erdoğan'dan bence nefret ediyor ve parlamenter sistemle Erdoğan'ı yenemeyeceğini düşündüğü için işte bu yüzde elli artı bir tuzağına çek çekiyor. Yaşanan bu dedim. Benim düşüncem bu ama dedim. Ama bunları da devlet ama şu anda 3-4 yalanladı açıkladı bu konuda 3-4 yıl geçti çalışanlara dedi, destekledi destekledi. Dedi. destekledi destekledi kaç kez? Biz o zaman hatta Sayın Bahçeli beni çok severdi şimdi nasıl bilmiyorum şeyi. Biz 10 tane milletvekili randevu istedik. Hani isterseniz Morse alfabesiyle anlatayım falan diyor diye bu sistemi savunurken. Niye bu sistem olmalı? Verdi Erken, mi efendim Starım? Vermedi. Vermedi. Biz de ısrar edemedik. <laughs> sayın Bahçeli'ye ısrar etmek kolay bir şey değil Türkiye'de. Niye e, de sayın Kılıçdaroğlu'na karşı imza toplamak kolay da. Sayın Bahçeli'ye bir konuda ısrar etmek çok kolay değil. Soruşları var onun. Şöyle bu karar kimleri mutlu etti noktasında... Sayın Cumhurbaşkanı'nı mutlu etmemiştir dediniz. E ben ee, bunları söyledim bile. Şimdi kimi mutlu ettiğini bilmiyoruz ama. Söylediğim kamuoyunun için işte bir yüzlerce fotoğraf Ülkücü var. kapının önünde toplanabilir. Yanlış anlaşılmasın, Hakaret etmedim. Kişisel düşüncelerimi söyledim. Kamuoyunun tartıştığı bir fotoğraf var. Hemen Evet. E, karar açıklanır açıklanmaz Sayın Akşener ve ben aslında programlarımızda da bu fotoğrafı gösterip ben yorumladım. Taksim Meydanı gösterdin Göstermiştim. Ben şimdi Hı -hı. sizin yorumunuzu merak ediyorum şu fotoğraf üzerinden. Şimdi, şimdi karar aç Bu arada so Sayın sorup iki, iki isme de çok yakın. Sorumu sorup tabii ki. Sorumu sorup size e, gerçekten merak ediyorum. Hani e, daha mağrur duramazlar mıydı? Yani kesinleşmemiş bir karar var. Böyle e, sanki böyle mutlu olmuşlar. Hani kim mutlu olur? Şu fotoğraf mutluluk tablosu olarak duruyor. E, sizce bu görüntüyü vermek yerine daha farklı bir görüntü verebilirler miydi? Şimdi tabii e, ikisini de iyi tanımak lazım. Özellikle Sayın Akşener'i. Sayın Akşener'in ben katip üyesiydim. Beni de çok sever. Hatta benim disiplin sürecimde kesin ihraçla ilgili yargılanırken ben Bolu'ya geldi benim itfaiye binası açılışında e, açılışında bulundu bizzat. Beni de çok sever ve Sayın Akşener e, tepkilerini çok açık gösterebilen bir efendi. Yani kardeş gibi seviyor Ekrem Bey'i, beni de öyle seviyor. Yani önce kararı öğreniyor, videonun tamamını izlerseniz. Tabii ki. Hukukçu bir genel başkan yardımcıları var, ondan kararı öğreniyor. Ondan sonra siyasi yasa koruduğunu da öğrenince Ekrem Bey'e sarılmak için gidiyor. Yani bir abla edasıyla. Çak bir beşlik yapıyor arada. Yok çak bir beşlik yapmıyor. Böyle Ekrem yapıyorlar. Bey, Ekrem Bey önce bir anlayamıyor ne yapacak diye. Ha. Hani üzerine doğru geliyor bir Genel Başkan. Ne yapacak diye anlayamıyor. O da sarılıyor. Kardeşim diyor bu iş diyor. Burada bitmez diyor. Bu şarkı burada bitmez diyor. Elbette orada siyasi de bir mesaj veriyor tabii. Ama sevindiği için bunu yapmıyor. Merak etme arkanda biz varız mesajı o. Sen tabii başkan. bazıları onu çok farklı yorumladı da. Bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılıyorum. Erdoğan Aktaş. 14 Aralık'ta bir e, tweet postunuz var. İmamoğlu'nu da etiketleyerek dediniz ki senin yöneteceğin Türkiye'de senin yaşadığın mağduriyet ve haksızlığı hiçbir vatandaş yaşamayacak. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız Ekrem Bey mi? Yani ben Ekrem Bey'in aday olmasını istiyorum. Ama e, Ekrem Bey dışında başka birini e, Millet İttifakı veya Cumhuriyet Halk Partisi ayrı olarak gösterirse de destek vereceğim bir şartla. Yani ya Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa genel Başkanımızı elbette sahip çıkacağız. Sonuna kadar onu kazanması için mücadele vereceğiz. Ama benim gönlümden kim geçiyor derseniz benim gönlümde Ekrem Bey geçiyor. Ekrem Bey kazanabilir mi? Ekrem Bey kazanabilir. Ekrem Bey bu ülkeyi yönetebilir mi? Yönetebilir. Ben e, duygularımı yansıtıyorum. Yani ben dışarıdan birini aday olarak önermedim ki. Gidip Doğu Perinçek aday olsun demedim ki. Bahçeli adayı olsun demedim ki. Benim gönlümden geçen Sayın İmamoğlu. Yani siz de Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını, Ekrem İmamoğlu'nun daha avantajlı Hayır, ben olduğunu Kılıçdaroğlu söylüyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söylemedim. Hı. Ama Ekrem Bey'in daha kolay kazanabileceğine inanıyorum. Bu tabloda Mansur Yavaş var mı sizin için? E var tabii Mansur Bey şu anda yani seçim hemen bu pazar olsa <laughs> çok yüksek bir oy alır. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Ben Mansur Bey'i çok severim. Çok çalışkan, çok beyefendi bir insandır ama Mansur Bey bir Ekrem Bey kadar iyi bir hatip değildir. Bir Muharrem İnce gibi iyi bir hatip değildir. Bu ne olur? Peki, dezavantaj mı yani ülke yönetiminde? Yani bilemiyorum. Yani dezavantaj gibi de değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi yani bu pazar hiç kimse konuşmadan sandığa gitsek Sayın Erdoğan'la Sayın Mansur Yavaş seçime girse Sayın Erdoğan'ın yüzde bir bile şansı yok karşısında. Yüzde bir bile. Bu kadar net söylüyorum. Bayağı ciddi bir... Yani yüzde bir bile şansı yok. Peki Sayın Başkan? Ekrem Bey'e karşı var. Şimdi siz. Ama Mansur Bey'e karşı hiç şansı yok. Bir dakika yok. o zaman Mansur ama... Yavaş'ın daha evet, fazla, e e, daha fazla akım, oy Ben o size şunu söylüyorum. Bakın bu seçim süreci 3-4 aylık bir süreç olacak. Belki de Türkiye tarihinin en uzun seçim dönemini yaşayacağız biz. Burada tabi adaylar yıpranacak... Adayların kusurları, adayların öne çıkan özellikleri ortaya çıkacak. E ben niye Ekrem Bey diyorum? Şimdi ikisi de kazanacak. Ben biliyorum. Ama Ekrem Bey sonuçta benim partilim. Ben tabii ki Mansur Bey de benim partilim ama Ekrem Bey e, daha Nasıl? eski partilim. Yani ben milletvekiliyken Ekrem Bey Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Ben milletvekiliyken Beylikdüzü belediye başkanı oldu. E, sonra ikimiz birlikte. Ben gene milletvekiliyken seçime girdik. Ben Bolu Belediye Başkanı seçildim. Ekrem Bey de İstanbul'a, Büyükşehir Belediye Başkanı bir olarak bunu seçildi. söylüyorsunuz. Bir de ortada Elbette, bir altılı masa var, altı burada. tane siyasi parti var. Ee, onlar tabi olaya nasıl E Tabii bakarlar. altılı masa var ama o masanın aslında iki tane büyük bileşeni var. Hı. Biz açık konuşalım yani. Orada tamam altılı masanın kurulması, bu Hı. noktaya getirilmesine Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok büyük emeği var. Ama Sayın Akşener'in de var o masanın. Kurulmasında emeği. Ekrem Şu... Bey'in seçilmesinde de mi? Hangisinde? Ee, İmamoğlu'nun başkan olarak seçilmesinde de mi? Meral Hanım'ın da benzer bir ifadesi vardı. Yani sadece e, Cum Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı değil bir ortaklığın belediye ben başkanı. Ben de öyleyim. Vardır. Mesela hmm. ben de CHP ve İyi Parti'nin ortak adayım. Evet CHP listesinden girdim. CHP'liyim. Ama İyi Parti de aday çıkartmamak suretiyle İstanbul'da bize olduğu gibi verin. bize destek verdi. Dolayısıyla ben aynı zamanda şunu söylüyorum. Ben İyi Partinin de belediye başkanıyım. Yani çünkü biz aday göstermiyoruz. CHP'nin adayını destekliyoruz demişler. E, dolayısıyla e, Sayın Akşener'in, Sayın İmamoğlu'nun süreciyle ilgili bir şey söylemesi, seni nereden ilgilendiriyor? Nasıl ilgilendiriyor? denmesi bana bir tuhaf geliyor. Ama Çünkü Cumhuriyet Ekrem Halk Partisi'nde söylendi. Bu iç işlerimize hiçbir siyasi parti karışmasın. Canım bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işi değil ki. Bu iyi partiye mi yani, bir sözdü? Sonuç itibariyle Sayın İmamoğlu özellikle ilk seçimde iyi Parti'nin desteği olmasaydı seçilebilir miydi? 13 bin farkla bitti ilk seçim. Yani, dolayısıyla Sayın Akşener'in söylediği şu. İmamoğlu diyor aynı zamanda. İmamoğlu aynı zamanda o ayrı bir konu. İmamoğlu aynı zamanda diyor benim de belediye başkanım diyor. Ben destek verdim diyor. Onun yaptığı doğru şeyler beni etkiliyor, yanlış işleri de beni etkiliyor diyor. Keza benim için de bunu söylüyor. Ya yani ben doğru bir şey yaparsam, e, bol da iyi parti bundan bir şey kaybetmiyor. Ama e, Sayın Özcan bakın bu konuda mesajlar da geliyor bize. Tabii. Şimdi siz parti içerisinde bir e, bir şeyde kalkıştınız. Genel başkanı çok sert eleştirdiniz. Ha, neye Sizin hakkınızda Mesela, e ben genel başkanı ama mesela, nasıl çok sert eleştirdim? Mesela cumhurbaşkanı seçilmesi Hayır, kolay değil dediniz. Dediğim neydi biliyor musunuz? neydi? neydi? Benim asıl partiden atılmama sebep neydi? Resmi sebep. Bir belediye meclis toplantısında evet. bir belediye meclis üyesi hanımefendiyle girdiğim diyalog. Bundan dolayı aile mahkemesi beni akladı. E, ceza mahkemesi beni akladı. Beraat kararı verdi ama resmi gerekçem benim. İşte e, cinsiyetçi cinsiyetçi söyle. söylem. Gerçek gerekçe bu değildi. Orada attığım bir tweet var. Diyorum ki, Sayın Genel Başkanım, bu kibir abidesi, Sayın Cumhurbaşkanını kastederek her hafta size meydan okuyor. Siz cevap vermiyorsunuz. Bırakın siz cevap vermiyorsanız, hani sol şeridi boşaltın. Biz çıkalım. Ben çıkarım. de dedim, dürerim. Gürerim. Güvenin bana. Ama şimdi bu Dediğim bir siyasi bu. parti geleneğinde olan bir şey midir? Yani herhangi bir siyasi partide bir belediye başkanı kalkıp sen çekil kenara ben yapayım bu işi denir Hayır. mi? Girmeyeceksen biz hazırız. Yani bir alternatifsiz dakika. değil Orada bu Sayın parti. Orada Sayın Başkan siz bu yani, sebeple mi disipline gittiniz? Yani, yani sebeplerden bir, bir tanesi Ama bunu mesela bu. CHP'ler asla kabul etmiyorlar. HDP'nin mesela HDP'nin şu söylemi çok önemliydi. Eş genel başkanlara söyledi bu e, Gergerlioğlu söyledi Kocaeli milletvekili defalarca. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı CHP bu ırkçıyı ve faşisti partilere atmadan bizimle asla helalleşemez. Ama bunu sadece bu CHP'liler söylemedi ki başkası da söyledi. Siz e, CHP ile aranızdaki problemi bu açıklamalara bak. Başkaları da söyledi bu ifadeleri sizler için. Tamam şimdi sebepleri arka arkaya sayıyorum. Yani sebep o değil. Hani o belediye meclisinde kullandığım yani görünen cinsiyetçi söylemlerim. Ama olayın perde arkasında attığım işte Cumhurbaşkanı adayı olabilirim söylemim. Evet hazırım. Demem. ve, ve hedef Hala mi? hazır mısınız? Hala hazırım. Bakın e, Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa e, şey destekleyecek misin? Elbette destekleyeceğim. Benim partimin genel başkanı Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş bunlar beni mutlu eder. Meral Akşener olursa mesela? O da mutlu eder. Başka bir isim olursa? Ama Abdullah Gül. Gürkan senin yazın. İşte <laughs> yani nereden çıktı bu adam derim ve çıkarım karşısına. Yüz bin imzayı toplarım. Alternatifsiz falan değiliz derim. Sonra benzer Ekmelettin İhsanoğlu meselesi. Şimdi ben niye bu kadar tedirginim? Ben Sayın Genel Başkanımla oturup konuşurken efendim Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir aday çıkar diye korkuyorum dedi. Ben hani niye bunları yapıyorsun tarzında bir şey söyledi bana. Ve Ekmelettin İhsanoğlu tercihinin doğru olduğunu söyledi. Hala o kanaatteyim dedi. Hmm. Bugün olsa aynısını yaparım gibi bir şey söyledi. Sayın Benim Başkan, endişem bu zaten. Sayın Başkan, Başkan aslında söylediğiniz şey kamuoyunda da e, attığınız tweet sebebiyle ihraç edildiğinizi kamuoyu da kabul ediyor. Yani bu tartışıldı söylendi. O e, cinsiyetçilikten dolayı değil bu tweetten dolayıdır dendi. E, siz bir sıralama yaptınız kazanabilecek aday sıralaması. Sizin sıralamanız Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu, üçüncü sırada da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ee, üçü, üçü de kazanır diyorum ama... Sıralamanız bu şey, şekilde. Ekrem Bey'in mahsulü daha rahat kazanır. Peki Kemal Kılıçdaroğlu, siz tweet atmanıza rağmen, sizi ihraç etmelerine rağmen, ihraç etmeye gelince ediyorlar. Fakat aday olmaya gelince hala aday olmuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin ikinci siyasi partisinin genel başkanı olmasına rağmen hala çıkıp da ben adayım diye masaya gelmemesi sizi üzüyor mu? Üzülüyor musunuz bu duruma? Nasıl bakıyorsunuz? Ya, ya mu, muhtemelen altılı masanın bir stratejisi var. Şimdi Bunu Şimdi açıkladılar zaten. Ki, Kemal Bey'in hakkı diyor. CHP Genel Başkanı olarak. E tamam Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkı doğru. Ama 2014'te de hakkıydı. 2018'de de hakkıydı. 2018'de ben şunu söylediğini çok iyi hatırlıyorum Sayın Genel Başkanımızın. Biz o zaman çıkın siz aday olun derken kapalı grup toplantılarında Hayır hiçbir partinin genel başkanı adayı olmamalı dediğini çok iyi hatırlıyorum. O yüzden hani ben herkes Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak diyor da ama kendisi de aday olacak diyor. Şöyle e, emin değilim. Yani çünkü 2018'de ben Muharrem İnce'ye çok yakın bir siyasetçiydim. E, biliyordum yani Muharrem İnce o, ge, o gece benim o gece vardınız. Şimdi, değil mi? O gece de vardım. Hep yanındaydım zaten. Meşhur gece. Dört kez imza topladık birlikte. Yani Muharrem İnce'nin ben her şeyini bilirim o da benim her şeyimi bilir ben nasıl aday olduğunu kaç gün önce öğrendiğini bile biliyorum. Mesela bir pazar günü öğrendi. Cuma günü açıklandı. Onun doğum günde. Muharemince yani Muharrem İnce 50 gün kalaya kadar aday olacağını bilmiyordu. Genel başkanımız da kapalı toplantılarda olsun, parti meclisi toplantılarında olsun öyle bir profil çiziyordu ki işte devlet deneyimi olacak. Devlette çalışmış olacak. İşte şu olacak bu olacak. Ya hatta o toplantıdan sonra birlikte çıktık Muharrem destekleyen ekip olarak. Ya başkanım dedim. <laughs> Sayın genel başkanın anlattıklarından dedim siz hariç, dedim, herkes dedim çıkıyor dedim. Sayın o Özcan kulağıma da kulağıma editör arkadaşım Gökhan diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu gene aynı profili çiziyor diyor. Bir ters köşe durum mu olacak acaba? Yani olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar detaylı anlatıyorum. Orada yani, şu sorabilirim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu sorumluluğa sahip olduğunu düşünüyorum. Yani e yani Erdoğan gibi değil Sayın Kılıçdaroğlu. O gerçekten ülkesini seviyor. Hatalar yapıyor mu yapıyor. Ben eleştiriyorum yaptığında da. Ama gerçekten ülkesini seviyor ve kazanması kritik olan, %51 ihtimali olan bir seçime ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun gireceğini düşünmüyorum. Hukuki olarak da soruyorum Sayın Başkan. Ekrem İmamoğlu artık bu yarıştan çekildi diyor musunuz? Bu son siyasi yasak ne zaman e, e, gelecek Yargıtay'dan bunları bilmiyoruz. Bu durumda isim yani yarışta üç tane isim saydınız artık Ekrem İmamoğlu yoktur diyebilir misiniz? E, diyemem e, Ekrem Bey bunu diyor ama kendisi inanarak söylediğini de düşünmüyorum. Yani, e, yani ne her CHP'li gibi diyor? her CHP'li gibi ben de genel başkanımı adaya görmek isterim. E bunu ben de söylerim. Ama yani gerçek tarafta, fikri değil mi bu İmamoğlu efendim? Ben gerçek fikri olduğunu düşünmüyorum. Yani ama ben olur, hala İmamoğlu hala iddiasını koruyor Hala masanın üzerinde olduğunu, isminin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bununla ilgili her ne kadar kendisi bu kadar netlikte söyleyemez ama her ne kadar söylemiyorsa da altına masayla ilgili kulisler yaptığını ben hissediyorum. Hepimiz ha, hissediyoruz. Aday, aday olmalı <laughs> bu. Olursa ben mutlu olurum. Peki Sayın Başkan şöyle bir şey olsa. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. İyi Parti Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. Hangisine oy verirsiniz? Ee... Böyle bir ihtimal oldu. <laughs> Vereceksiniz birine. Hangisine oy verirsiniz? Ben CHP'nin adayına veririm. CHP kimi gösterirse ona çünkü veririm. Ben Cumhuriyet diyorsun. Halk Partiliyim. CHP'nin işaret ettiği... Bakın ben bir kez, bir kez CHP'nin evet. işaret ettiği bir adaya oy veremedim. Siyasa Siyasi hayatımda da tek utandığım bu. Kim? Ne o? Ben Sayın İnsanoğlu. Ekmelettin İhsanoğlu'na imza vermeyecektim. Hı. Ama o zaman işte bir grup karar almıştık. Biz buna imza vermeyelim. Ondan sonra baktım grup arkadaşlarım beni ikna etti. Verelim, verelim, verelim. İmza'yı verdik. Ha bizim imzamız daha da yoldu diyemem. Zaten hani o zaman 130 küsür milletvekiliydik. Ama sandığa gittim. Yani bunu anlattım diye kızıyor insanlar. Hı. Sandıkta ben baktım. Yani ona baktım. O bana baktı. Tayyip bey mi oy verdiniz? Yok. Boş oy kullandım yani geçerli soy kullandım. Hepsine verdim. Aman efendim bir siyasetçisiniz, <gülüyor> <gülüyor> Yok. bir avukatsınız. Recep Tayyip Erdoğan'ın <laughs> resminin altına evet'i basmışsınız ama. Yok hepsine basınca evet. geçerli soy. Ona <laughs> da evet'i basmışsınız <laughs> yani. Sonra e, eşimle birlikte o gün bir de tesadüf yurt dışı programımız vardı. Sandık başkanı da espri yaptı. Ekberettin Bey 2-0 öne geçti dedi. İlk iki oyu ikimiz kullandık. Ben araca binince dedim ki e, aslında 1-0 öne geçti dedim. Nasıl yani dedi o. Ben geçerse oy verdim dedim. O da dedi ki ben de boş oy verdim dedi. Veremedim dedi. Elim gitmedi dedi. Hmm. Başkan ilginç bir şey yani söylediniz. Tıpış tıpış gideceksiniz dedi ya Sayın Genel bana Başkan, çok ilginç tıpış geldi. Tıpış tıpış gidemedik biz. Hı. Siz az önce sorduğum sorunun devamı. CHP Kemal Bey'i, İyi Parti, Ekrem Bey dediniz. Siz CHP kimi gösterirse dediniz. Yani Kemal Bey'i ya demediniz. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gönül bağım var. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu ile ben Sayın Kılıçdaroğlu'da il başkanı, milletvekili ve belediye başkanı olarak çalışan tek kişiyim. Hı. Çok yakından tanıyorum. Ama sizi ihraç etti hani Sayın Başkan. Yani insanlar beni Sayın Kılıçdaroğlu sevmiyor falan zannediyor. Hı. Aslında çok sevimli bir insan. Böyle oturup sohbet etmek falan gayet güzel. Ben ülkeyi de çok iyi yönetebileceğine inanıyorum. Ama şimdi kendisine de söyledim efendim seçilmek ayrı bir şey dedim yönet iyi yönetmek ayrı bir şey. Hı. Yani dedim Bolu'yu en iyi ben mi yönetirim? Muhtemelen en iyi, en iyi ben yönetmem. Ben de iyi bir mühendis çıkabilir, mimar çıkabilir, akademisyen çıkabilir. Ama onlar seçilemeyebilir. Halkta karşılığı yoktur. Hani iyi gününde kötü günde yanında olmamıştır. Belli hatalı laflar etmiştir toplumu rahatsız eden. O yüzden dedim ki efendim bence dedim yüzde elli biri oynamayalım. Siz dedim Cumhurbaşkanı yardımcısı olun. Yeni sistem buna el veriyor. İşte Cumhurbaşkanı yetkilerini Cumhurbaşkanı yardımcılarına devreder bakanlıklarla birlikte. Şey i̇şte birinci Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu ha. 8 tane bakanlık ona bağlı. Şey i̇şte Akşener 4 bakanlık ona bağlı. Gibi. Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Yani mesela. otomatik olarak zaten bu parlamenter sisteme dönüş aşamasında mevcut Cumhurbaşkanını pasifize edecek bir. Yorum. Cumhurbaşkanı kim oluyor? Sizin i̇şte Cumhurbaşkanı şimdi. işte e, Ekrem İmamoğlu. Ekrem Bey olur, he. Mansur Bey olur, Tanju Bey olur, tamam. Pınar Hanım olur. Çok önemli değil. Anladım. Önemli olan, ben burada bu imkan var. Şu an Cumhurbaşkanı bütün yetkileri kendi de toplamış. Peki pasifize Ama, olmayı göze alır mı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimler? E bilemiyorum. Yani bilemiyorum. Ama e, bunlar tabii ki böyle bir aday çıkarsa altılı masadan bunların hepsinin e, e, yazıya bağlanması lazım. Yazıya dökülmesi lazım. Ben hala ben mesela olursam Konu aynı belki mi? vazgeçerim evet. derim. Açık söylüyorum. Belki vazgeçerim derim ne, ama kimim? sonra Yok, duygularıma, ne, hislerime yenik düşerim. Egoma yenik düşerim. Bunu ki bu yapabilecek sistem bir isim Bu var sistem mı? egoyu egoyu yükseltmek için ee, yani müthiş bir sistem. Belediye başkanlığı Hı. da öyle. Ben milletvekiliyken hiç egom yükselmedi. Ama belediye başkanı olduktan sonra yakın arkadaşlarıma soruyorum var mı diyor bir egoda yükselme var biraz diyorlar. He. Siz nasıl hissediyorsunuz? Şimdi bakın hep, hep söylüyorum çok para erkeği yani o yetkileri çok siyasetçi alınca... şey, 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 çok oy siyasetçi yoldan çıkartır diyorum. Siz yoldan Şimdi, çıktınız mı Sayın Başkan? Ben çıkmadım da Sayın Erdoğan çıktı. Nasıl oluyor? Siyaseten yoldan çıktı. Hmm. Şu an Sayın Erdoğan'a efendim hata yapıyorsunuz diyebilecek kimse yok. Bana hala var. Ama 200 dönem seçilirsen belki kalmayacak. Peki Sayın Başkan çok Açık ilginç söylüyorum. bir şey söylüyorsunuz. Şöyle. Hacı'dan sonra geliyoruz Erdoğan'a. Tamam. CHP şimdi siz sonuçta hani ihraç edildiniz. İhraç, ne zaman dönüyorsunuz partinize? Yani 13 Haziran'da süren Haziran'da. süre. Yani, 3,5 ayı tedbirli CHP geçti. Sizi hani, yani. ha, CHP sizi üç döndermedi. Tutup yargılanmak gibi. CHP sizi döndermedi. Dedi ki geçti, CHP'den dedi aday da göstermeyeceğiz dedi. Ve Meral Hanım da dedi ki biraz da farklı hareket. Size de sahip çıkan bir isim. Ya tamam CHP döndürmediyse gel kardeşim. Benim partime buyur. Abla kardeş gibi. İyi partiye buyur dedi. İyi partiye geçer misiniz? CHP sizi almazsa. Şimdi eee CHP tarihe not şey CHP bilir. beni alacak zaten otomatik olarak dönüyorum. Böyle kalmadı diye. Yok, otomatik olarak dönüyorum. Ha, tekrar hukuki biz, olarak. Tabii hukuki olarak evet. ben 13 Haziran'da tekrar parti Hı. üyesi oluyorum. Yani o bir yıllık aradan tamam. sonra. E, tabii Cumhuriyet, yani şu şey değil. Yani ben illa böyle belediye başkanı olarak devam edeyim diye bir şeyim de yok benim. Hı. Hiç aday olmayabilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmak isteyebilirim. Hayır göstermeyeceğiz kardeşim derlerse. Ekibimle, arkadaşlarımla, vatandaşımla konuşurum. İşte şu partiden aday olursan da biz seni destekleriz derlerse Hı. o yola da gidebilirim. Ama henüz e, bunları konuşmak için çok erken. Tabii, Bakın işte bu seçim, genel yapalım. seçimin e, erken olmasının şöyle bir şeyi var. Hani diyorlar ki işte AK Parti'nin adayı Bolu'da kim olacak? Vallahi AK Parti dedim seçimi kaybederse 9 ay sonra aday bile çıkartamayabilir. İki seçim arasında normalde 9 ay 10 günlük bir tarih var. Tam bir, Aa, çocuğun, bir dakika sizin tam. söylediğiniz seçim tarihine göre herhalde değil mi? Tabii hayır. 18 Haziran. Aa, 18 Haziran'a göre. E, 28 Mart. Çünkü öbür, sizin evet. bir seçim tahmininiz de var tarihte. 28 Mart. Hani Mart. Normal zamanda yapılırsa tam 9 ay 10 gün var. AKP seçimi kaybederse bolu da benim karşıma güçlü bir aday bile çıkartamaz birçok yerde çıkartamaz Dağılır gider Çünkü şey kişi Partisi CHP dağılmaz Baraj altında kaldı MHP dağılmaz Ama iyi parti dağılır başarısı olursa. AKP dağılır. Sayın Başkan başka bir partiden hiç teklif aldınız mı bu süreçte? Her partiden aldım. Mesela? Her partiden. Kimle yani. konuştunuz? Bir iki tanesini verin efendim örnek. Yok yani her partiden diyorum. Mesela yani, İYİ Parti'den şey, aldınız mı? HDP'den almadım mesela. AK Parti'den aldınız mı? Ya e, aldık tabii. Kim e, aradı? ne kadar yetkiliydi? <laughs> özel yetkilendirilmiş kişiler mi bilmiyorum ama. Hani bu, burada arayanlar eski bakanlar. Eskiden tanıdığımız milletvekilleri. Ha bunlar saraydan yetki alıp bu gelip bana bu teklifte bulundu bilmiyorum. Çünkü o kadar konuşma şeyimiz de olmadı. Benim sadece verdiğim cevap şuydu. Ee, Sayın Erdoğan beni Cumhurbaşkanı yardımcısı bile yapsa ben asla onunla birlikte siyaset yapmam. Başka kimlerden aldınız efendim? efendim Mesela partten... Memleket Partisi'ni çok beraber yol Yok Memleket mi? Partisi'ni almadım. Hatta Sayın İnce ile bu akşam da anlatayım. Sürekli böyle yazıyorlar Memleket Partisi'ne gel, Zafer Partisi'ne gel falan. Zafer Partisi lideri zaten her şeyde davet Hocam davet ediyor da. Ee, Muharrem Bey bana dedi ki kızmış bir de. Sen dedi, e, gelmek istesen de dedi. Sen dilekçeni dedi kabul etmeyeceğim dedi. Bana kızmış bir konuda. Hmm. Ama onun Sormadınız dışında tabii. mı neden hı? diye. Sormadım. Ama onun özel bir sebebi var. ile <laughs> zaman zaman konuşuyoruz. O imam oldu Ama şimdi musunuz? hani o, yok o, AK o Parti'den bir bak. teklif geliyor. Bu şimdi sarayın şeyiyle görevlendirmesiyle mi geliyor? Veya MHP'den bir teklif geliyor. Sayın Bahçeli'nin görevlendirmesiyle mi geliyor? Ben bunları bilemem ki. Hani ellerinde resmi görevlendirme yazısıyla gelmiyor elbette bunlar. Veya aramıyor. Peki devlet beyin kendisi arasaydı o zaman değişir miydi? Yok Bakış değişmezdi. Edeceğiz. Sadece niye arıyor diye korkarak bakardım telefona. Korkuyorsunuz Siz devlet <laughs> beyden Bey... korkuyorsunuz galiba. ya Korkuyorsun Şöyle mi? bir anımız var onu anlatayım. Şimdi Sayın <laughs> Saffet Sancaklı MHP milletvekili benim çok sevdiğim bir abim. Bir gün ben buna demiştim ki ben biz CHP milletvekilleri olarak Sayın Bahçeli'den korkuyoruz demiştim. O da gitmiş Sayın Bahçeli'ye Tanju Bey ülkücülerden korkuyor demiş. Bir gün kahve içiyorlardı beni çağırdılar. Sayın Bahçeli'ye dedi ki Saffet Bey Tanju Bey de çok milliyetçi değerli bir arkadaşımız ama dedi tek sorunu var ülkücülerden korkuyormuş dedi. O da Tanju Bey niye dedi ülkücülerden korkuyorsun dedi Sayın Bahçeli. Efendim dedim hani babam çocukken uyumadığım zaman ülkücüler gelir alır seni derdi diye bir espri yaptım. O da çok güldü hatta. E biz ha, e, gerçekten böyle uzak uzak geçerdik yani Sayın Bahçeli'ye. Çocukluğunuza indik şu anda psikolojik olarak son dönemde tutulan gibi. Peki bir şey bir dakika Erdoğan Aktaş'ın sorusu kaldı tabi, tabi. ondan sonra devam edelim. Sorayım aldım. bir de programa başladığımız noktada kaldım. feci şekilde bir türlü o şeyleri de oturtamadım. Şöyle bir soru sorayım izninizle. Ee, mesela bu süreçte e, eskiden e, Tayyip Bey'e müdahale eden iradenin Ekrem Bey'e de müdahale etti ya da bu sonucu ortaya çıkardığını söylüyorsunuz. Önümüzdeki süreçte de neyse artık bu irade ya da normal iradenin dışındaki bir gücün Türk siyasetine herhangi bir noktada tekrar müdahale edebileceğini düşünüyor musunuz? Ya da somut bir örnek geliyor mu aklınıza? Düşünüyorum. Ne gibi? Yani e, Türkiye'de e, bizim bilmediğimiz veya hala çözemediğimiz işte artık ona dış bağlantımı dersiniz derin devletimi hala Türk siyaseti üzerinde ve alınan kararlar üzerinde etkili olan bir yapı var Ben bunu 8 yıllık milletvekili döneminde çözemedim Ama hissettiniz Ama bunu hissediyorum tabi nasıl yani milletvekili hayır, dönemimizin... başından beri şunu söylüyorum Diyorum ki ya siz Sayın Erdoğan akıllı bir adam. Hani biz eleştiriyoruz falan, ülkeyi kötü yönetiyor diyoruz. Evet doğru söylüyoruz. Ama akıllı bir siyasetçi. Şimdi siz Erdoğan'ın bu ülkenin başına nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. Hani hatta bugün Twitter'da şey vardı. O ilk karar duyduğunda kendiyle ilgili ilk karar biz, duyduğunda. Biz bizim programda. Taksim evet, Meydanında barışın. E, evet. Hafif de bir hafif tebessüm kararı. ediyor hatta orada açıklama yaparken. Biz Taksim Meydanı yani, yayınladık. Çünkü mutlu olmuş o gün. Çünkü mağdur olmuş o gün. Şimdi ben seçimlere böyle okumadı ama yani. Ama öyle bir görüntü yoktu. Tam evet. tersine işte az önce size gösterdiğim Yok, fotoğrafın gibi tam bir yoktu yani. Tersi. Kesinleşmeden yorum yapamam deyip cebine koyup gidiyor. Hatta Barış Bey'den de izin istiyor alabilir miyim diye. Evet, evet. Şimdi öyle yani, Sayın Başkan o güç odağını Mesela ben, ben, 6 ay kalabı oldu belediye başkanının seçiminde. Uyduruk bir konuda. Hani mesela benimle ilgili de davalar açılıyor zaman zaman. İşte bir eski CHP'li şimdi AK Partili olan bir milletvekilimiz var hanımefendi. Onunla çok didişiyoruz. Zaman zaman sürekli beni şikayet ediyor, dava açılıyor kamu görevlisine hakaretten. Şimdi en son işte bir gün mecliste konuşma yapıyor. Şey demiş. Hani işte Bolu'da 20 dakika yağmur yağmış da yok Bolu yusu basmış. İşte bu önceden bilindiği halde niye yapılmamış? Biz de işte orada hani yasak elma dizi var ya. Hmm. Oradaki hanımefendinin Yıldız Hanım herhalde. Onun sesini alarak kendisinin sesine benzeterek öyle bir şey yaptık. Yani bugün de hava durumunu ben sunayım. Dava açıldı hakkımda. Şimdi ben bundan beraat ettim ama ben bundan ceza alsaydım. Kim inanırdı buna? Size Ekmelettin Bey'in adaylığı, adaylığı, da böyle hani bir istemez süreci misin sonucu. misin böyle bir şeyden yok, Sayın Başkan almak. size hakkınızda uyduruk bir şey yapmaya gerek yok. Malzemeyi bol veriyorsunuz siz. E tabi. Ama verdiğim yerlerden yürümüyorlar. <laughs> Sayın Başkan. Evet. Ekmenettin İhsanoğlu'nun adaylık süreci de sizin az önce tarif ettiğiniz benzer bir güç odağının baskısıyla olduğunu düşünüyor musunuz? Bilmiyorum da ben o zaman Ekmenettin Bey tercihinin Sayın Kılıçdaroğlu'ndan değil, Sayın Bahçeli'den geldiğini düşünüyorum. Bütün adresi Sayın Kılıçdaroğlu Sayın da uzlaşmacı bir adam. Sayın Kılıçdaroğlu o zaman MHP ile ittifak yapmak istiyordu. Benim hissettiğim. MHP ile birlikte girmek istiyordu o seçime. ve Ekberet'in, İhsanoğlu tercihinin ben Sayın Bahçeli'den geldiğini düşünüyorum. Peki. Arkadaşlar izin verirseniz bu İmamoğlu meselesini kapatmadan bir soru da ben Buyurun yönelteyim. Lütfen. Benim de bir o, takipçisi e, direkt başkanın takipçisi bir mesaj atmış. Twitter'dan gördüm. Ama senden sonra sorabilirim. Tamam. Şöyle yapalım. E, şimdi e, İmamoğlu ile ilgili e, sadece e, verilen ceza değil bir de onun dışında ee, yeni bir soruşturma işareti geldi. İşarette şu e, müfettişlerin, Terör evet terörle iltisaklı bir e, faaliyet, terörle iltisak soruşturması açılabileceği söyleniyor. Şimdi bir hukukçu kimliğinizle de bizi biraz aydınlatın. Bir belediye başkanına, özellikle bugün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun attığı bir sosyal medya paylaşım var, bir tweeti var. Görmedim. Görmediniz mi? Yok. Teşekkür. O hazır mı Gökhan? Onu bir versene ekrana. Şunu söyleyebilirim yalnız. Ee, şimdi biz belediyeye temizlik işlerine bile personel alırken e, emniyete soruyoruz. Arşiv kaydı ile ilgili bilgileri. Hı hı. Emniyette gizli ibaresiyle bunu bize gönderiyor. İşte FETÖ iltisaklısıysa PKK iltisaklısıyla e, yani hepsi yazıyor orada. Hırsızlıktan sabıkası var diyor şundan var diyor trafik kazasından var diyor. E bunları elbette ayırt ediyoruz biz. Sayın İmamoğlu şurayla, PKK ile iltisaklı, FETÖ ile iltisaklı birini alması mümkün mü? O arşiv kaydını sorduktan sonra. Evet. İki sormak zorundasınız. Evet. Şimdi ben... E yani bu da enteresan. Yani atanmış bir İçişleri Bakanı seçilmiş insanları canın istediği gibi alıyor. Alırım görevden diyor. Ya sen kimsin kardeşim? Yani yani kimsin? Sen atanmış bir adamsın. Seni Cumhurbaşkanı atamış bir saat sonra görevden alabilir. Ter atanmış insanları nasıl bu kadar kolay görevden alıyorsun? Evet. Şimdi Süleyman Soylu'nun... Hayır yani... E, Ateş bacayı sarmış diye bir şey var. HDP'lilere kayyum atıldı. Başka bir şey yok. Görevden Hayır, alma işi bir dakika, başka bir, bir şey. Dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi. Bugün diyor ki Süleyman Soylu... HDP-PKK'nın referansı... Yani bu Süleyman Soylu'nun ifadesi Hı. olduğu için okuyorum. HDP-PKK'nın referansı ile CHP'li belediyeleri ve şirketlerine doldurulan... ...terör örgütlerinde faaliyet gösterenlere irtibatlı e, irtibatlı iltisaklı demiştir bize. Yok irtibatlı ve iltisaklı olanlara Tabii yönelik mi? müfettiş soruşturmalarının sonuçları ortaya çıkınca Saygı Öztürk de ateş bacayı sarmış. Aklınca aklama operasyonuna başlamış diyerek e, Sözcü Gazetesi yazarı eee gazete cevabımız e, Saygı Öztürk'e e, yönelmiş. Ona yönelik iddialarda bulmuş ama asıl mesele e, şunu söylüyor. İbebe'de çalışan Masum insanların tamamını kendinize kalkan yaptınız. HDP PKK'nın referasıyla e, terör faaliyeti gösterenleri irtibatlı ve itisakları gizlemek istediniz. İlk etapta e, PKK'nın tavsiyesiyle işe alınan 120 kişi apar topar işten çıkardınız diyor. Oldukça da uzun bir e, tweet atmış ve Peki. bunları da e, açıklamış. Yani e, özetle zaman, özür dilerim. Müsaade mi? edin şöyle evet. soruyu tamamlayayım ben. Geçtiğimiz hafta CNN Türk ekranına çıktı Sayın Soylu ve şunu söyledi. Dedi ki. Ben bu dava yani mevcut e, İmamoğlu'nun hapis cezasıyla sonuçlanan dava eğer Yargıtay'dan ve İstinaf'tan onaylanırsa ben görevimi yapar onu görevden alırım dedi. Zaten yapmak zorunda olur. Ama yani o... bu ayrı yeten Kavlu bir terör var, soruşturmasının bir şey. da başlayabileceğini de işaretlerini verdi Sayın Soylu. Eğer terör soruşturması başlarsa Evet o zaman... Tıpkı Diyarbakır'da e, Selçuk Mızraklıydı galiba değil evet. mi? E, evet, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı. Vekili seçildiğinde herhalde oydu doğru. Evet. Onun da böyle aynı şekilde soruşturma başlarken görevden alınma yani e, gibi bakın, bir durum var. kayyum atam Burada atam böyle bir durum ayrı. olur mu? Kayyum atama meselesi ayrı, görevden alınma ayrı. Şimdi mesela Alabilir mi efendim görev? Bakın şu anda e, HDP'li belediye başkanları niye görevden alındı? Terörle il, iltisaklı diye. Şimdi aynı suçlamayı Sayın İmamoğlu'na yöneltiyorsa İmamoğlu'na da kayyum ataması lazım. İstanbul Valisi gibi. Hadi yüreği yetiyorsa aynı soruşturma bakın. Yani HDP'li belediye iddialanla... başkanlarına yöneltilen suçlama bu. Görevden alma meselesi şu. Sayın Başkan Gidiyor. davanın müfettiş... sonuçlanması gerekmez mi hayır, bu? Hayır hayır hayır. HDP'li başkanlarla ilgili şu dava sonuçlanmalı. mı sonuçlanmalı? Evet. Sadece sen terör örgütünün işte e, yönlendirdiği insanları işe almışsın. Mesela gerekçelerden bir tanesi bu. Aldı. Şimdi Sayın İmamoğlu ne diyor? Aynı şeyi söylüyor. Sen terör örgütünün Yönden dediği insanları işe almışsın. Hadi ata bakalım İstanbul'a kayyum. Hadi yüreğin yetiyorsa. Yetkin var. Görevden alma meselesi de şu. Şimdi sürekli müfettiş gönderiyorlar. Ya bir müfettiş bir rapor yazıyor. Diyor ki şu belediye başkanı diyor. Şu şu ihalelerden dolayı diyor. Kamuyu diyor. Şu kadar zarara uğratmış. Hiç daha yargılama süreci başlamadan bir satırlık şeyle yazıyla seni iki ay süreyle görevden uzaklaştırıyor. O iki ay iki ay iki ay hep devam ediyor. Yalova'da olduğu gibi. Yalova Belediye Başkanı mahkemede 3 tane bilirkişi raporuyla aklandı geri iade etmiyor. Mahkemede karar vermemek için 10 takla atıyor. Ama Sayın İmamoğlu'na yönelttiği suçlama terör örgütüyle iltisaklıysa, terör örgütüyle irtibatlıysa tıpkı HDP'li belediyeleri yaptığı gibi Sayın İmamoğlu'na kayyum ataması lazım. Hadi bakalım yüreği yetiyorsa atasın. Neden yüreği yetiyorsa atasın diyorsunuz? Ne ya olacağını bakın, düşünerek söylüyorsunuz. Yüreği yetiyorsa söylüyorsunuz? derken Sayın İmamoğlu 16 milyon insanın temsilcisi. Sayın evet. İmamoğlu 5 milyona yakın oy aldı İstanbul'da. Açık bir farkla seçimi kazandı. Yani Türkiye'nin en büyük şehrinin yöneticisi. Bir de atanmış bir İçişleri Bakanı var. İkide bir çıkıp tehdit ediyor. Sayın Başkan eğer sözünüzü İkide bir kesiyorum. Çok özür dilerim. Eğer Kayyum atanır ya da görevden alırsa bu AK Parti'ye nasıl yansır? Cumhuriyet İttifakı'na nasıl yansır? Sizce nasıl yansır? Halk bunu nasıl görecek? Halk biz İmamoğlu'nu seçtik diyor. Sen böyle soyut bir gerekçeyle ortada bir mahkeme kararı bile yokken... ...sen İmamoğlu'nun terörle iltisaklı olduğunu iddia ediyorsun. Ee, ve ondan sonra... E Gerekirse kayyum atarım demeye getiriyorsun. E hadi hatta diyorum ben de. Yapı ama şöyle Sayın bakan olarak o gücün varsa. Şu var. E o kadar kudretli. Atarım demiyor ama şöyle diyor. Yani mesela siz, sizin getirin, üzerinizden yani giderim. Siz de belediye başkanısınız. Yarın size de terörle iltisaklıları aldınız mı diye soruşturma açılsa zorunuza gitmez herhalde. E, gitmez Gelin değil. kardeşim ya, bakın benim, demez benim misiniz? PKKyla ile e, FETÖ ile en bir bulsun. <laughs> Ee, sayın Bakan veya birileri. Yani yiğidin malı ortada olur hesabı. Tamam. Gelin kardeşim benim aldığım kişilere bakın. yiğidin yüreği sürekli, ortadadır. Sürekli soruşturma geçiyor. Peki ]yorum. size gelince mesela siz böyle yüreklisiniz de niye Sayın Ekrem İmamoğlu'na gelince ayrı bir şeyin için, fanusun için almaya Ayrı bir şey. Ayrı bir şey yapmıyorum. Bakın İmamoğlu ile ilgili suçlama, Sayın İmamoğlu ile ilgili suçlama. Eğer PKK terör örgütüne yardım yataklıksa, iltisak meselesi ise aynı gerekçelerle HDP'lilere görevden aldın. Kayyum atadın daha doğrusu. Hadi ata diyorum. Kayın. Peki iltisak çıkarsa ne yapılmasını istersiniz? Diyelim ki Bakın da. kim terör örgütüyle bağlantılıysa, Hı. kim terör örgütüne yardımcı oluyorsa, bu ülkenin cumhurbaşkanında olabilir. Bu ülkenin belediye başkanı da milletvekilde gereken yapılması lazım. Yasalar uygulanması yani lazım. Ekrem Bey terörle iltisakları almış, Ama bir şey yoğunlaştırmış, Sen şimdi Kim olursa ki, olsun diyorsunuz ben, diyorsunuz ben ama. Ben şimdi şunu desem. Sizi VKB'ye Hacı Yakışıklı'nın şu örgütte iltisakı var desem. Alın, Siz bir böyle. görevdesiniz. Emniyette geldi, sağ gitti. Siz daha derdinizi bile anlatamadan yıllarca görevinize dönemiyorsunuz. E bunu yapabilen kişi kim? Yok iftira olursa demiyoruz. Atanmış yani bir iç işleri diyoruz. bakın. Hı? Çıkarsa diyoruz Atanmış yani. bir işleri bakanı. Ama Seçilmiş bile de değil. Ama parlamenter gibi dedi. Ama sistem böyle şimdi. Ya atanmış. Yani ya Yarın senin adayım da kazansa yaptım. aynısı olmayacak mı Sayın Başkan? Ben seçilmişim. Bu sefer mesela Kemal Bey ya da Ekrem Bey Cumhurbaşkanı oldu. Hükümeti kurdu. Ne atanmışlar mı diyeceksin? Acaba Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınsın mı? Yani onu mu soruyorsun? Hayır, hayır, onu sormuyorum. Yani il İltisaklı çıkarsa Bakın, anlamında soruyorum. Ben şunu söylüyorum başından beri. Anlaşılmıyorum, bilmiyorum. Şimdi HDP'li belediye başkanlarını görevden alma gerekçesiyle aynı bu şey iddia. Ya iddia, daha. daha da, bu arada bir açalım konuyu. Daha henüz soruşturma açılmış değil. Bakın sadece biz soruşturmaya evet. yönelik bir müfettiş raporu hazırlandığını evet. ve İçişleri Bakanı da bugün attığı tweet üzerinden bu yorumu yapıyor. Yoksa anda, şu anda somut şu anda anda, bir durum yok onu, yok onu anda müfettişler, o ben Bakın müfettişler müfettişler şu anda Sayın İmamoğlu e, ile ilgili terörle iltisaklı diyorlarsa e, ki HDP'li belediyelerin bir müfettiş bile gönderilmeden bu işlem yapıldı diyorlarsa Sayın e, İçişleri Bakanının tıpkı HDP'lilere yaptığı gibi Sayın İmamoğlu görevde şey kayyum ataması lazım diyorum. Benim söylediğim şey. Peki Sayın Bakan. Peki hukuki bir gerekçe. E, yapabiliyorsa yapsın diyorum. Belediye kadroları nasıl oluşturulur? Şunu söylemek istiyorum. Diyelim belediyede torpisi kimse olmaz. Bir kurumun başına koydunuz. Bir dakika bir, bir saniye Erdoğan Aktaş. E, belediye'de torpisiz adam olmaz mı? Olmaz. Herkesin bir referansı vardır. <laughs> Sizde de mi öyle? Erdoğan Aktaş. <laughs> ben şu anda şok çok, çok enteresan çok bir bilgi <laughs> verdi. Bir kaldı. şey söyleyeyim şöyle yapalım. Yönetmenim çok Yok, uyarlıyor. Yani, Ne kadar açık, açık söylemenize... <laughs> açtık, ha. ben bu kadar açık sözlü ben de bir siyasetçi yani görmedim. Evet. Ee, sevgili izleyiciler yoğun da bilginiz var. Yüzler Kulübü'ne Tanju Özcan'a. Çok teşekkür ederiz ama Erdoğan Aktaş'ın sorusunu yarıda böldüm. Bir reklama gidelim. Reklamı aradan bir çıkartalım. Cevabını merak ettiğimiz... Vallahi merak var. ettim Liyakat e, yok. Belediyede torpilsiz iş olmaz dedi. <laughs> torpilsiz kişi alınmaz dedi. Hayır referanssız kişi alınmaz. E, Tabii torpil torpil torpilsiz. Ama. Doğru doğru. Torpilsiz torpilsiz. Torpil, torpil olmayan biri hiçbir belediyede başlayamaz. Bunun bak bunun mı? ayrıntılarını Liyakatı soracağım. Da bak. Sevgili seyirciler Yüzler Kulübü'nde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ağırlıyoruz. Birbirinden flash açıklamalarla biz de gerçekten ilgiyle izliyoruz. Yoğunda ilginiz var. Çok teşekkür ediyoruz. E, reklam arasına gitmeden önce... Tanju Bey dedi ki torpil olmadan belediyede işe girilmez dedi. İlginç bir başlık. Çok daha fazla manşetlerde var. Biz e, ilgiyle izliyoruz tahmin ediyorum siz de öyle Sorayım izliyorsunuzdur. Soruyu Lütfen edeyim. buyurun Erdoğan Aktaş. Siz Belediyelere personel nasıl alınıyor diye sordum. Devamında bir cümle daha kuracaktım ama siz o çok çarpıcı ve çok açık yürekli yanıtı verdiniz. Nasıl oluyor gerçekten? Aslında ben doğrusunu söyledim. Bir de siz de öyle mi alıyorsunuz? E, evet tabii onu da sordum. Siz yani de öyle şimdi mi doğrusunu alın? söyledim. E, ne alıyoruz biz? ...mesela bir mimar alıyoruz. Ya kendisi geliyor kardeşimiz ya biri yönlendiriyor. Bakıyoruz, konuşuyoruz, seviyesine bakıyoruz. Ama sonuç itibariyle herkesin bir referansı var. Temizlik yani. işçisinden, kat görevlisine, koruma, güvenlik hepsi mi? Hepsinde var. Bakın açık söyleyeyim bazı Hepsinde belediyeler... belediye başkanları mutlaka bakar ve takip eder Yok, mi? Yok hepsini belediye başkanları bilmez. Belediye başkan yardımcıları vardır. Bazı müdürler vardır. Yani... Ben size açık söylüyorum. Şimdi bazı belediyeler ne yapıyor biliyor musunuz? Mülakat yapıyoruz diyor. İşte 100 kişi alacağız, 500 kişiyi çağırıyor. İşte işte ee, içinden 100 kişiyi diyor seçiyoruz diyor. Hı. Hmm. Başkan açık verilmiş. söylediniz, açık soruyorum. O bakın, zaman açık olarak söyledim. Ben yalan söylemedim. O zaman sizin... söylediğim hoş bir şey değil. Böyle mi olmalı? Hayır. Yok siz açık konuştunuz. Ama doğrusu ne? Bu. O zaman sizin belediyenize AK Partili ve MHP'li birisi Hayır. İşçi olarak giremez Tam tersi olur mu? Beni en çok Bolu'da eleştiren partim. Sen diyor AK Partilileri, BHP'lileri alıyorsun diyor. Beni en çok Bolu'da eleştiren iyi partilerle CHP'liler zaten. Çünkü ben ayrım yapmıyorum. Bakın Bolu'ya gidin mikrofonu uzatın. Benimle ilgili olumsuz şeyler duyabilirsiniz. Ama şunu asla duyamazsınız. Taraflı davranıyor. Partili belediye başkanı gibi hmm. davranıyor. Bunu o duyamazsınız. Zaman... Tam tersi CHP'lilerden şunu duyarsınız. CHP'li gibi davranmıyor. Ya yani iyi partiler bizim dediğimizi yapmıyor. O zaman şunu anlıyoruz. Hiçbir belediyede torpil olmadan olmaz. Bak dediğin zaman o zaman İstanbul ve Ankara belediyeleri en büyük belediyeler anlaşılıyor. O Tabii zaman buralarda Mansur torpil işliyor. Mansur Bey'in Ankara'da bütün CHP'lileri belediyeye <laughs> doldurduğunu mu zannediyorsunuz? Ama kimlik nü efendim? Kime alıyor? <laughs> ya evet. CHP'lere sorarsanız Mansur Bey en çok e, MHP'lileri, eski MHP'lileri, iyi partileri alıyor diyorlar. Öyle Ekrem mi? Bey Ekrem ile ilgili burada en çok şikayet burada eden kim biliyor musunuz? Bu da tartışma konusu. Ekre, Ekrem Bey Ekrem Bey'le ilgili İstanbul'da en çok şikayeti kimden alıyorum? Ben bizim partililerden. Ne Hı. diyorlar? Ekrem Bey'in karşı mahallede aslında bir sorunu yok. Hayır Biz Ekrem Bey e kimi alıyormuş? E, onlara göre Ekrem Bey de CHP'li olmayanları alıyor. Kim efendim ama? E, CHP'li olmayan kim mesela? CHP'li olmayan diğer partilere HDP'liler mi? Alıyor? Yok HDP'lileri söylemiyorlar. Hı. Hani AKP'li de alıyor diyorlar. Ya adamlar Ekrem Bey'in kapısındaki ee, başı kapalı güvenlikçi kardeşimize takılmış. Böyle bir kitle de var. Ne işi var o kızın şeyde Ekrem Bey'in işte yeni kapıda bir ofisi vardı. Gittiğimde kendim de görmüştüm. Oradaki kızın niye başı kapalıymış? Ya asgari ücretle çalışan gariban bir kız. Hmm. Ya ne istiyorsunuz? Bu eleştiri kadar... kim yapıyor? CHP'li meclis üyeleri mi? Yani CHP'liler yapıyor tabii. Hmm. CHP'de böyle bir anlayış var mı? Biz çözemedik mi? Hayır, hayır yaygın mi? bir anlayış yok. CHP mı? içerisinde klikler var. Hmm. Azaldı. Mesela başörtüsü konusu. Sayın Kılıçdaroğlu niye gündeme getirdi bilmiyorum. Şöyle bir şey duydunuz mu siz? Bakın 4 yıla yakındır Türkiye'nin %55'ini biz yönetiyoruz CHP'li belediye başkanları. Hangi belediyede bana mobbing uygulandı da başımı açtırdılar diyen bir tane Allah'ın kulu çıktı mı şu ana kadar? Bak benim dönemimde geldiğimden bu yana başını açan da oldu, kapatan da oldu. Ben başını kapatanları çağırıp sormuyorum. Ama başını açan hanımefendileri çağırıp soruyorum. Niye yaptın kardeşim? Sana baskı yapan mı oldu? Müdürün mü böyle söyledi? Bir mi böyle söyledi. Çevrenden mi böyle bir baskı aldın? O benim için önemli çünkü. Benim sorum yarım kaldı. Tabii. Devam. Buyurun edin. tamamlayın. Sayın Başkan, o soruyu sormamın nedeni devamıydı fakat size o kadar çarpıcı bir Türkiye gerçeğini dile getirdiniz ki gerçekten hepimiz şaşırdık. Evet. Devamı da şuydu. Belediyeye personel alınırken binlerce kişiden bahsediyoruz. Hele ki işte İstanbul herhalde Bolu'nun bilmem kaç katıdır. Tabii ki. Her açıdan. Hem bütçesi hem personeli açısından. Sadece belediye ve belediyenin iç işleyişi mi karar verir buna yoksa bir güvenlik araştırması vilayette dahil olur mu? ki Siz az önce bir kısmını söylemiştiniz. Hı hı. Şimdi bakın, ee, çünkü soruşturma personelden biz, açılmış ya işe, dolayısıyla işe almak istediğimiz insanlarla ilgili emniyete yazı yazıyoruz. Diyoruz ki bu kişinin arşiv kaydını bize gönderir misin? Ben bunu işe almayı düşünüyorum. Emniyet bize bunu gönderiyor. Bila istisna kısa bir herkes süre, için yapılıyor. Herkes mı? için yapılıyor. Kısa bir süre Anayasa Mahkemesi bunu iptal ettiği için kısa bir süre istenmedi. Hangi süre? ay, 6 ay, 8 ay falan 2021 yılında. Sonra sonra birçok belediye başkanı benim gibi o dönemde işe alınanlarla ilgili de ekstra yazı yazdı bu zorunluluk tekrar gelince. Şu anda benim belediyemde çalışan yani benim dönemde işe başlamış olan kimsenin güvenlik soruşturması e, ile ilgili teyidi alınmadan işe başlatılması Hı. mümkün değil. Diğer belediyeler için de geçerli? Geçerlidir yani. Çünkü orada bakıyorsunuz aslında hani işe başlamasında bir sıkıntısı yok ama e, adam fuşa teşvik etmiş Hı. birilerini. Şimdi de bundan rahatsız oluyorsunuz. Bunun aslında temizlik işlerine çalışmasında bir mahsuru var mı? E, yok. Veya hırsızlık. E, düşünüyorsunuz tabi orada. Yani ben bu adamı alırım. Yasal bir engel yok eski hükümlü. Hani bunlara da sahip çıkmak lazım ama eski ama terör hükümlüleriyle ilgili de Yok, yok. Bizde Hayır, ben zaten soruyu şu yüzden soruyorum. Çünkü siz işin pratin içinde olduğunuzdan ee, Bakanları Bakanlığı Müfettişleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir soruşturma dosyasını iletti ya İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na. Dolayısıyla buradaki personel alım sistemini iyice öğrenmek gerekir yok, ki. Yok yok zaten Ekrem Bey de aynı şekilde alım yapıyor. yani. O yani. zaman Arşim, terörle Arşim. iltisaklı bir şeyin olma ihtimali yok bir belediyeye. Bana göre yok. Var diyorsa emniyet ve bile bile siz bunu alıyorsanız zaten o başlı başına bir sıkıntı. Ben şöyle bir Bakın şey anladım. Bakın ben Evlan şu ana arkadaşları... kadar haklı veya haksız. FETÖ ile iltisaklı olabileceği hmm. düşünülüyor. İşte kardeşi bir yerden atılmış. Şimdi aslında bu insanlara haksızlık yapıyoruz ama Bu insanları dahi alamıyoruz Çekiniyoruz çünkü Sizin bu açınızdan şey... öyle Sayın Başkan Erdoğan Aktaş çok güzel açtı orayı Evet. Ee, benim aklıma şu geldi Yani siz işte hırsız olabilir e, Farklı şeyler olabilir e, Hüküm giymiştir ama çıkmıştır Alınabilir Fakat siz alm almamayı tercih edersiniz Mesela terör iltisaklısıysa Gelmiştir önünüze alabilirsiniz alma ihtimal... Acaba Ekrem İmamoğlu'nda da yani böyle bir terörden yatmış çıkmış, hüküm giymiş ama artık terörle şu anda ilgisi yok. Öyle kişiler almış olabilir mi acaba? Ya, siz almazsınız ama bakın, Ekrem Bey almıştır belki. Bakın, alırsa da bir sorun yok yasal olarak. Hı, yasal olarak. Ben al almamayı yok. tercih ediyorum. Yani Ana. adam gitmiş, e, diyelim terör örgütüne yardım veya ıslaklıktan cezasını çekmiş, çıkmış. Bu eski hükümlü. Zaten belediyelerin eski hükümlü çalıştırma, zorunlu, çalıştırma zorunluluğu Topluma nasıl kazandırılacak ayrıca? Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu var. Siz kesinlikle almam diyorsunuz terör iltisaklısıysa Hayır, ama Ekrem Bey bu noktada kefil olamazsınız. Almaya çekiniyorum diyorum. Bizim orada PKK ile ilgili bir şey yok zaten. Hı. Bizim orada PKK ile iltisaklı kimse çıkmıyor. Evet. Ama diyor ki mesela emniyet devletin emniyeti. Diyor ki işte abisi diyor doktormuş diyor. Feto FETÖ iltisi dolayı diyor meslekten ihraç edilmiş. E bakıyorsun aslında abisi beraat da etmiş. Ama onun kardeşini alırken ya bırak diyorsun. Yani, yani çocuğun aslında ekmeğiyle de bir anlamda oynuyorsun. Hı. Belki çok nitelikte şey ama ya bırak diyorsun Zaten Ama bu sefer iş Tanju, Tanju bakana, Bey siz bir hukukçu olarak e, suçun şahsiliği ilkesini ihlal etmiş olmuyor musunuz? Oluyorum. Vicdanen de rahat değilim. Ama işte tepemizde demokrasinin kılıcı gibi bekleyen bir İçişleri iş Bakanı olduğu için her CHP'liyi görevden almak için e, eline fırsat geçmesini bekleyen bir İçişleri Bakanı olduğu için bunları yapamıyorsunuz. Süleyman Bey'den de korkuyor musunuz? Ya Süleyman Bey'den korkmuyorum. Süleyman Bey'den kişi olarak niye korkacağım? Süleyman Bey e, İçişleri Bakanı iken ben de İçişleri Komisyonu üyesiydim. 8 yıllık milletvekili dönemimin 6 yılı e, Süleyman şey, İçişleri Komisyonu'nda geçti benim. 2 yılda Süleyman Soylu ile birlikte geçti. Ama Süleyman Soylu tehlikeli bir adam. Açık olarak söylüyorum. Ne açıdan efendim tehlikeli? Şu anlamda çok kişinin hakkını yedi. Ya şu anda görevden aldığı birçok belediye başkanı ile ilgili hukuken yeterince elinde belge bilgi yok. HDP'li bir Şey HDP'li HDP'liler değil. HDP'lilere kayyum da Aradaki ama ayrım tek. Ama bakın Tanju Bey ben sizin şimdi, şimdi bu konuşmanızı dinliyorum. Hayır, CHP konuşmanızı dinliyorum. CHP'lilerle ilgili Siz de mesela pek çok konuda ben de hak yiyorum diyorsunuz. Bence doğru evet. değil diyorsunuz. Torpil konusunu açıyorsunuz. Ama tehlikeli ben, ben mesela, bu, söyleyeyim ama söyleyeyim, mesela bu ama mesela bu hani bir tehlikeli mi oluyor? Mesela bir dakika izin bir dakika, verirseniz. Benim söylediklerimi izin, izin bir verirseniz mesela var bir efendim çok samimisiniz. Gerçekten çok şeyler çok, var. Çok samimi bir. Ben yani, şunu ben şunu söylüyorum. Siz. Bakın, Söylenmene benim benim şöyle bir, bir ilkem var. Hani her doğru her yerde söylenmez. Hayır kardeşim, siyasetçi her doğru her yerde söyleyeceksin. Ama şu var Sayın Başkan. Samimiyet bunu gerektiriyor. Süleyman Soylu şu anda terör örgütü ele başlarının hedefi sizin onun tehlikeli biri olduğunu söylemeniz doğru mu belediye başkanları açısından? Ee, hani Söylediğim belediye başkanı. Kan'da Bakın var. bir şey söyleyeceğim. Terör örgütleri tarafından ben de edildim. Evet. Nerede e, Sizde ediyorum. mi tehlikeli diyeceğiz şimdi? Hayır. Bakın efendim ben dürüstçe şey anlatıyorum. Süleyman söylü diyorum. Bir CHP'li belediye başkanının tökezlemesi hakkında somut bir iddia ortaya çıkması için e, belki de dua ediyor. Böyle bir fırsat arıyor. E, somut çıkış CHP'lileri şey görevden almak istiyor. Böyle bir yapısı var, değişik evet. bir yapısı var. Peki o zaten şöyle, şöyle bir, bir muhalif şöyle Şeyler var. söylüyordu. İzin verirseniz şöyle bir betere var. Yoksa ben ee, İçişleri Bakanı'na... Sizin açınızdan geçen hafta hata, hata yaparsak Hacım tehlikeli Hacım hale geliyor diyorsunuz o zaman. Bakın ben İçişleri Bakanı'ndan niye korkayım? Ben bu ülkede milletvekilliği korku, kork, ya, ya, Kimseden korkma, korkmasınız evet. da. hani, belediye başkanlığını gururla yapmış. Hata yapan CHP'li belediyelerin korkacağı, tehlikeli göreceği bir İçişleri Bakanı mı diyorsunuz? E tabii canım yani Hı. adam bize aklıya rapor veriyor müfettiş. O raporu beğenmiyor, yeterli bulmuyor, geri gönderiyor. Yani evet. İlla o müfettiş beni suçlayacak. Var mı böyle bir şey? <laughs> Yine müfettişler var yani. Artık Şimdi bir, yani. E, geçtiğimiz hafta e, HDP eski milletvekili Ferhat Enco, aynı zamanda HDP evet. İstanbul İl Başkanı yaşadığı bir olay vardı. O kısa bir videoyu bir izleyelim sevgili izleyiciler. Çember yapıyorsun. <laughs> tamam ya. 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 Burada e, Tanju Özcan'ın bu olaydan sonra yani HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı e, na bir polis memurunun attığı bir tokat vardı. Bu kamuoyunda da çok tartışıldı. E, Sayın Tanju Özcan da siz de efendim dediniz ki adam az bile yapmış dediniz. Daha sonra sildiniz mi tweet'i? Şimdi iki, iki, ayrı tweet attım orada. Bir tanesinde kullanmamam gereken bir kelimeyi kullanmış. Neydi o? E, söyleyemez, şey... söylemesin de evet. zaten söylemek bir istemiyorum da. bana yakışmayan bir kelimeydi bundan dolayı e, Ferhat Bey'e de üzüntülerimi ilettim Ama diğer şahsen, şey... mi şahsen mi aradınız mi? yok yok ee, birileriyle haber gönderdik Benim İç BDP'nin telefonu bende kayıtlı değil bulmanız zor olmaz öyle bir, bir işim yok semestim. bir tek Hasip Kaplar'ın telefonu herhalde kayıtlıydı bende geçmişte ee, şimdi orada kullanmamam gereken bir kelime kullanmışım bundan dolayı herkesten önce ben utandım bunu yapmamalıydım. Açık olarak söylüyorum ama diğerleriyle ilgili söylediklerimin arkasındayım. Şimdi ben bu tür şimdi sen polis memuruyla niye uğraşıyorsun? Ya sen milletvekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış birisin. Polis memuru kendi inisiyatifini kullanamaz. Polis memuru birinden talimat almıştır. İçişleri Bakanı'ndan almıştır, valileri almıştır, emniyet müdüründen, savcıdan. Yani o seni o eylemi yaptırmayacaksa yaptırmayacak. Onun seçme şansı yok. Bu yüzden tokatlayabilmesi Bakın, hak mıdır? Bakın şey mıydı? söyleyeceğim ama siz ondan önce yaşananları biliyor musunuz? Elbette ama Belki yani bir sürü, bir sürü zor bir, bir görev. bir sürü küfür, küfür yedi. Açık konuşuyoruz madem her şeyi. Bir de polisler e, doğal olarak bana göre HDP'lileri diğer partilerden ayırıyorlar. Çünkü e, onların evet. arkadaşlarını şehit eden, onların arkadaşlarının gazi olmasına sebebiyet veren bir terör örgütü var. HDP yalanlamıyor ki bu terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor HDP. Keşke HDP gerçekten Kürtlerin gerçek sorunlarını gündeme getirse. Etik milliyetçilik yapmasa. Hmm. Feodal düzeni nasıl ortadan kaldırırız? Ee, ey Kürt vatandaşlarım bunu tartışsa. Feodal düzenle ilgili bir sorunu yok HDP'nin. Toprak reformu ile ilgili bir sıkıntısı yok. Oradaki topraksız köylüye nasıl toprak veririz? Bunun derdinde değil HDP. HDP sadece Kürtleri siyaseten e, kullanıyor, sömürüyor. PKK'ya da aleni destek veriyor. Ya açık bir şekilde. Evet. Yani PKK bir şey HDP bir yetkili bir tane şehit evine gitmiş mi? Öyle bir gitme bir Şehit cenazesine katılmış mı? Orada neler yaşanıyor biliyor musunuz? O polis memuru arkadaşımızın yaptığı iş değil ama ne yapmış orada öfkesine yenik düşmüş. E daha önce bir HDP'li kadın milletvekili de polise vurdu. Evet. O kadar linç edilmedi. Bu polis kardeşimiz niye bu kadar linç edildi? Yalnız polisin, Cumhuriyet Halk Partisi polisin sözcüsü... Polisin eşinin, eşinin <laughs> çalıştığı kurumu vermişler, okulu vermişler. Çocukların hangi okulda okuduğu yaymışlar sitelerinde. Benimle ilgili bir sürü tehdit. Yani şu anda ben e, inanılmaz derecede Bolu kim, Emniyet kim tarafından kim, kim PKK'ya yakın olan siteler. Bolu, ben daha önce de iki kez PKK'nın ölüm listesine girmiştim zaten millet. Bolu Emniyeti sizi koruyor mu? Koruyor, koruyor. İstanbul Emniyeti de koruyor. Sağ olsun Hı. aşağıda bekleyen polisler var Gördüm bunu. Evet. Ya benim dışında çünkü çok yoğun tehditler geliyor. Yani sen benim neyi mi tehdit ediyorsun? Ya ben senden korkar mıyım? Hatta şöyle bir cevap vermiştim. İkinci kez beni almışlar ölüm listesine. Siz dedim o kadar geri zekalısınız ki dedim. Daha iki yıl önce ben ölüm listenizdeydim dedim. Yeniden almışsınız dedim. PKK'nın mı ölüm e, tabii. listesinde? Ölüm listesine ölüm listesini bile sağlıklı tutamayan bir örgüt bu ülkeyi dedim. Nasıl bölecek dedim. Siz bu kadar beceriksizsiniz. Basiretsizsiniz. Yani şunu istiyorum. Bakın Selahattin Demirtaş'ı hep ayrı bir yere koyuyorum. Bazı Türk milliyetçileri bana kızıyor. Selahattin Demirtaş'tan umutluyum ben. Selahattin Demirtaş'ın şu an cezaevinde olmasından emin olun HDP'lilerin yöneticilerini söylüyorum. Büyük bir kısmı mutlu. Kandil mutlu. İmralı mutlu. Çünkü Selahattin Demirtaş çıkınca muhtemelen şunu söyleyecek. Örgütte silahınızı bırakın. Bu iş demokratik siyasette de olacak. Bu diyecek. konuda çağrı yaptı zaten. Bakın şunu söylesin zaten Demirtaş kahraman olacak. O da benim okul arkadaşım bu arada. Hani pek Ankara Benden bir yaş büyüktür herhalde veya birkaç ay ama bir alt sınıftaydı. Ee, yani şunu söylese Demirtaş çıktı cezaevinde dese ki bir devlet genel bir af çıkarsın. İki terör örgütü silahlarını bıraksın teslim olsun. Ama bugüne kadar üç, demedi. Üç Sayın Bahçeli ile görüşmek istiyorum. Bitti. Türkiye'de kahraman olur. Peki Apon'un heykelini dikeceğiz derse? Bakın 7, 7 Haziran 2015'ten önceki Demirtaş'ta... 7 Haziran 2015'ten sonraki Demirtaş farklı. Nereden Demirtaş, biliyorsunuz? Demirtaş %13'ü bulduktan sonra... Nereden biliyorum? 7 Haziran'dan önce Apon'un heykelini dikeceğiz diyen adam... 7 Haziran'dan sonra... PKK deren örgüt diye başlayan bir konuşması var. Grup konuşması. Ama çukur eylemleri esnasında sokağa çıkın dedi. Sokakları kapatın dedi. Ya dedi. Onu demiyorum. Bu adam... Bu adam... Ya nedense ben bu adamdan bir şekilde umutluyum. Bu gerçekten bu işin siyasetle çözüleceğine konuşarak çözüleceği inanıyor diye düşünüyorum. İletişime geçtiniz mi hiç? Hayır hiç geçmedim. Hiç. Hayır, Nasıl bu kadar Sadece eviniziniz? mecliste ben... bir iki sefer selamlaşmamız olmuştur. Onun dışında e, herhangi bir... Peki onunla bağlantılı HDP'nin kapatma davası da gündemde. Evet, Özellikle de şunu seçim e, seçime giden bu süreçte evet. bir para Savcı hesaplarını da, da bloke... Savcıda yardımını bloke edin edineyim. Diye bir talebi var. Bu konuda siz kapatılsın diyor musunuz HDP? Bakın şimdi e, mevcut deliller Acele, mevcut sonra. deliller e, savcının sunduğu delilleri bir kısmını inceledim ben de internette var bunlar. Mevcut delillere baktığınızda HDP'nin kapatılması gerekiyor mevcut hukuk sistemine göre. Ama HDP'yi kapatmak çare mi değil. Çünkü HDP'nin yerine bir tane zaten yedek parti var. Bir tane de milletvekili var. Demokratik Halklar Top, Birliği Demokratik mi? Toplum ben öyle öyle bir şey parti bir var. Yani hep ismi değişiyor. HDP oluyor, DEAP de, oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir şey değişmiyor. Bir şey değişmiyor. Şimdi bunu bizim görmemiz lazım. Bir HDP'nin de bunu görmesi lazım. Kardeşim işte senin alabileceğin oy bu. yüzde on, yüzde %11, %12, maksimum %13. Daha ileri gidemiyorsun. Toplumun geri kalanı da senden nefret ediyor. Ya bir oturup orada bir konuşması lazım. Kürtlerin sadece yüzde kırkı HDP'ye oy veriyor. Diğer yüzde altmış niye HDP'ye oy vermiyor? HDP'nin bunu oturup sorgulaması lazım. Bakın HDP bir gün şu terör örgütünü lanetliyorum desin. Gideceğim eş genel başkanın elini bizzat öpmek için Ankara'ya gideceğim. Bütün söylediklerim için de özür dileyeceğim. Sizin yaptığınız hesaba göre yüzde otuz Türk seçmeninin Kürt seçmen. Hayır ben şöyle söyledim HDP ya matematik yanlış gibi geldi de bana o yüzden söyledim. HDP aldı. Eee yani %103 oyun Hı. hani en yüksek %103 almıştı. Tamam mı? Kürtlerden gelen oy değil bu. Ama %40'ı da yani değil. Türk sosyalistlerden falan da oy verenler var. Aman barajı geçsin deyip bir önceki seçimde 2011'de <laughs> MHP'ye oy verip 2015'te HDP'ye oy veren bir CHP'li kitle de var. Bunu da görmek lazım. Ama bunu bana söyleyen bir HDP'li aslında. Yani Ramazan bayramında Doğu Güneydoğu'ya gitmiştim. Demişti ki bana, ya başkanım dedi, şöyle bir yanılgınız da var dedi Millet İttifakı olarak. Hani sen dedi zaten HDP'nin desteğini istemiyorsun, biz bunu biliyoruz dedi. Ama sığmacılarla ilgili söylediklerinden dolayı biz seni seviyoruz dedi. Ama şunu da görün dedi. Yani HDP destek verirse, HDP destek verirse Kürtlerin sadece %40'ı destek vermiş olacak. Yani yüzde altmışı HDP destek veriyor diye vermeyecek zaten. Sizin adayınıza. Peki Sayın Başkan, demişti. E, HDP Bolu'da siz belediye başkan adayıyken aday gösterdi mi? Gösterdi. Karşınızda bir aday var tabii mıydı? Tabii tabii. HDP'liler sizi destekledi mi desteklemedi mi? Hayır canım aday çıkarttılar. Aday çıkarttılar. HDP'liler bana geldi, dedi ki randevu vermediğim halde benim seçim ofisime geldiler il başkanıyla birlikte. İşte e, biz size 10 tane seçenek verelim bir tanesini aday gösterin. Hı. Hayır kardeşim dedim ben sizinle aynı yolda yürümek istemiyorum. Ben sizinle ittifak falan da yapmak istemiyorum. Hatta o zaman dediler ki e, aday çıkartırız karşına. Buyurun dedim çıkartın dedim. Ne kadar oy aldı? Memnun olurum dedim. 200 209 oy aldı. Yüzde kaça tekabül ediyor bu? Yani yüzde bire falan tekabül etmiyor. Sıfır nokta Daha önceki seçimde kaç oy almışlardı? 10 binde bir falan. Daha önceki seçimde? Daha önceki seçimde de ne almıştır? 1500 falan oy almıştır. Aradaki 1300'ü. Aradaki 1300. E, aradaki 1300'ün ben AK Parti'nin adayına gittiğini <laughs> düşünüyorum. Diyorsun. Sayın Başkan sizi çok umutlu gördünüz gibi biliyorlar. Sorum şu. E, HDP konusunda çok umutlu gördüm. HDP'nin HDP, yani HDP PKK'yı... gerçek aleyhi... oyunu alsaydı Bolu'da fark 8000 yerine 9500 olurdu. Şimdi siz HDP'nin PKK aleyhine bugün bir açıklama yapabileceğine inanıyor musunuz? Hayır. CHP'nin PKK'yı destekleyen HDP dedik az önce. CHP'nin de HDP aleyhine açıklama yapabileceğine inanıyor musunuz? Ee, yapabilir. Yapması gerektiği noktada yap yapabilir. Hatta bu konuda eksik kaldığını düşündüğüm için zaten eleştiriyorum. Ya şimdi bakın. Ben atılma gerekçelerimden bir tanesinin HDP'nin talebi olduğunu düşünüyorum. Açıkça yazılı savunmamda da yazdım. O bunu. zaman CHP HDP Verir, aleyhine derir, bir iş derir. yapamaz. Bakın siz atıyorsunuz HDP'ye sahip çıkıyor. Ki, bak, önemli Buyurun. bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Gergerlioğlu demiş ki bu faşist ırkçıyı sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı altını çiziyorum. Atmadan CHP bizimle helalleşemez. Eş genel başkanları bunu demiş. Dedim ki bakın HDP'nin tek isteği ben değilim dedim. Hani sarı Öyküz olarak beni verdiniz, HDP bize destek verdi diye. Sonra altılı masayla HDP pazarlık yapacak. Ne konuşulacak orada? İhaları siyahları örgüte karşı kullanmayın, bu mu konuşulacak? PKK'ya karşı operasyon düzenlemeyin, bu mu konuşulacak? Ne konuşacaksınız HDP ile, bugünkü HDP ile? Peki Sayın Başkan, Semra Güzel'in HDP e, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması noktasında... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, meclise gitmedi. Yani ee, ama destek verdiğini söyledi parti yetkilileri. Destek verdiğini söyledi bu farklı İyi ki de bir aşk hikayesi. Yani o da bir tuhaf bir durum da. <laughs> ama yani dün neden? Barış arkadaşım bizim programda anlattığına göre dokunulmazlığın kaldırılma nedeni söz konusu dava değil, devamsızlık. Ve yine Eski milletvekili pratiğine dayanarak Barış Arkadaş diyor ki belki de meclis tarihinde ilk defa böyle bir Olur. oylama yapılıyor. Tabii ki yani biz Barış'ta 4 yıl milletvekili evet. yaptık. Ben Barış yokken bir 4 yıl daha yaptım. Dolayısıyla barışta diğer milletvekilleri şunu bilir. Hiçbir milletvekilinin devamsızlıktan dolayı şeyi kalkmaz, dokunulmazlığı veya milletvekili düşürülmez. Dolayısıyla hukuki sürecin divanında işte da divanında da görev yapmış bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Oraya gelir milletvekillerin devamsızlığı. O milletvekillerinden bir dilekçe alırlar. İşte seçim bölgemdeydim o tarihte. Şu çalışmalarım vardı. O yüzden bulunamadım diye toplu bir dilekçe alınır. O dilekçe de mazeret olarak kabul edilir. Zaten genel başkan yardımcılarının, işte katip üyelerin falan devam zorunluluğu yoktur hiçbir partinin. Peki siz sonuçta Semra Güzel'in vekilinin düşürülmesini yani doğru buluyor musunuz? Tabii ki. Ya şey e, o terör örgütü mensubuyla çekilmiş olan fotoğraflar işte yaşadığı ilişki. Arkasından başka bir şey var mı yani örgütle özel bir bağı var mı bilmiyorum. Ama e, sevgilisinin e, herhalde bir terör örgütü üyesi olduğu belli. Sevgilisinin elinde Kalaşnikov var yani. Tabii sevgilisinin elinde çiçek olsa zaten sorun yok. Sorun yok. Benim <laughs> açımdan da bir sorun yok. Peki Sayın Başkan e, şimdi HDP'den bahsediyoruz. Altılı Masa dediniz. Altılı Masa'nın adayı konusunda HDP bir başka ittifak içerisinde ama e, Altılı Masa'nın adayını çok merak ediyor ve öncelik e, Millet İttifakı'nın adayında diyor. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> Onlar da merak ediyor? HDP'yi iktidar tarafı devamlı Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'yla birlikte eş adım attığını düşünüyor. Tutmaya çalışıyor diyor. en azından. Öyle ya da, guess. ya da tutmaya çalışıyor. Siz böyle bir görüntü görüyor musunuz? Yani HDP Altılı Masa'nın bir kenarında mı? Bir yerde mi? Yoksa ortasında mı? Veya masanın altında mı? Mı? güzel soru. Şimdi ben şu anda HDP'nin altılı masayla doğrudan veya dolaylı bir teması olduğunu düşünmüyorum. Altılı Masa'da da HDP ile ilgili bir şey görüşüldüğünü, konuşulduğunu da tahmin etmiyorum. Hacı hayal kırıklığına uğrattınız. Yok, <laughs> <laughs> şey, şey bekliyordu Hacı Bey, evet. o masanın altında Hayır. Yani altılı Ay, tam masa tam ortasında diye bekliyordu bence. <laughs> altılı masa henüz Cumhurbaşkanı adayını konuşmamış ki HDP'ye sıra gelsin. Şimdi Değil altı, mi Sayın altılı Başkan? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayını konuşmaya da daha karar vermemiş, vermemiş diyorsunuz. Önce <laughs> Ali Babacan diyor ya Sayın Babacan. Önce diyor isim konuşmaya karar vermemiz lazım diyor. Evet. İsmi belirlemeden önce. Siz diyor. doğru buluyor musunuz bu? <laughs> bulmuyorum tabii ki. En başından beri söylüyorum. Bakın Cumhurbaşkanı adayı erken açıklanmalı. Amerika'da... Erken açıklanmalı erken açıklanmalı. Amerika'da bir yıl önce açıklanıyor. Efendim yıpranır. Ya zaten 3-5 ayda yıpranacak adam 5 yıl boyunca bu Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yerine getirecek? Bakın somut gerekçem de var. İşte Sayın Muharrem İnce ile yakınlığımı biliyorsunuz dedim. Muharrem İnce 50 gün kala aday olduğunu öğrendi. 45 gün kala ilk mitingini yaptı. Bana otobüste dedi ki Yalova'da ya 3600 ek gösterge sözü verdik ama dedi. 3600 ne demek? Hazireye ne kadar yük getirecek? Bana bunu kimse anlatmadı ki dedi. EYT'lilerle ilgili söz veriyoruz. Kaç milyon EYT'li var bu ülkede? Hazineye yükü ne olacak? Bir şey söyleyemiyoruz ki. Tarıma destek vereceğiz. Tarıma destek vereceğiz demek de olmuyor ki sadece. Bunu açman gerekir. Orman köylüsü, 8 milyon orman köylüsü var bu ülkede. Türkiye'nin en yoksulları. Bunlara nasıl destek vereceksin? Anlatmak lazım. Sığınmacılar meselesi başlı başına bir mesele. Gönderecek misin, göndermeyecek misin? Göndereceksen nasıl göndereceksin? Hı. Bunu açıklamak zorundasın. Bu ülkede yüz binlerce insan balıkçılıktan ekmek yiyor. Onlar için ne yapacaksın? Eğitimle ilgili ne yapacaksın? Yani sağlıkla ilgili ne yapacağız? Ben bilmiyorum. CHP Bolu Millet ve şey, belediye başkanı olarak. Ya şu an 6 ayım kaldı. Evet Askıda CHP'li diyelim. Askıda <laughs> ekmek gibi oldu. <laughs> <laughs> Askıda CHP'li olarak ben şunu bilmiyorum. Ya biz gelirsek iktidara Bizden biri gelirse. Özel hastaneleri ne yapacağız? İnanın bilmiyorum. Özel okulları ne yapacağız? İnanın bilmiyorum. Bu söylemler Enerji e, rahatsız peupratiflerini... etmiyor mu? Yani Millet İttifakı işte diyor ki bu söylemler bize zarar veriyor. Siz de bir CHP'li olarak. E tamam da şimdi ben vatandaşın duymak istediklerini söylüyorum. Vatandaş bunu söylüyor diyorsunuz. Vatandaş bunu soruyor. Ne yapacaksınız kardeşim diyor. Ben orman köylüsüyüm diyor. Zor durumdayım diyor. İşte mazot şu kadar oldu diyor. Ben eskiden diyor şu kadar kazanırdım diyor. Ne cevap vereceksiniz buna? Özel hastane sahibi diyor ki bana e, çok da severim. Ya siz gelirseniz diyor bizim hastaneleri kamulaştıracak mısınız diyor. Bilmiyorum dedim. Bilmiyorum Zaten altılı masa. Eğitim politikasında ne yapacağız? Hani sürücüm... 4 artı 4 artı 4. Bay... Mesele o değildi biliyor musunuz Gürkan Bey? Özür diliyorum. 4 artı 4'ü geçirirken aslında orada 10 milyar dolarlık bir ihaleyi 4734 sayılı yasa kapsamı dışına çıkarttılar. Bütün kavga oydu. Ama bize cambaza bak dediler. Biz her gün orada dövüşürken karşılıklı milletvekilleri olarak onlar 10 milyar dolarlık Fatih projesini, akıllı tahta yani projesini Fatih, evet. geçirdiler. Nerede o akıllı tahtalar? Peki. Şöyle İyali yapalım. Siz bir soru. Şöyle yapalım. Bir soru, soru. Ondan abi. sonra ben de çok iki, iki soruyu tamam. bağlıyorum. Sadece şu soruyu çok merak ediyorum. Ee, Sezgin Tanrıkulu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığıyla ilgili yani bir iddia ile ilgili bir tweet atmıştı ve parti içerisinde de tepki e, aldı bazı vekillerden. Hatta kimisi gürseler ol mesela dedi ki birkaç isim e, disiplin e, sürecinden geçmeli. Mesela nasıl değerlendirdiniz? Siz disipline gitmiş bir kişisiniz. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri için Sezgin Tanrıkul'un atmış olduğu o tweet. Siz dediniz mi acaba hani düşün o süreci nasıl yönettiniz merak Şimdi ediyorum. Şimdi şöyle düşündüm. O sözü ben etmiş olsaydım ne olurdu? Beni hemen iki günde ihraç ederlerdi, kapının önüne koyarlardı. Bu fark neden var peki? Yani size karşı bir klik mi var? Bilmiyorum. Şimdi e, benim çizgim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında altı okunun altısına da sahip çıkan bir siyasi kimlik. Ama altı okunun altısına, bırakın altısına, üçüne bile sahip çıkmayan bazıları Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili oldu. Sezgin Bey özelinde de söylemiyorum sadece. Sezgin Tanrıkulunun Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın o sözlerine de asla katılmıyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim ya karşınızdaki kimyasal silah kullanmak tamam doğru bir şey değil. Ama karşınızdaki terör örgütü elinde çiçekle beklemiyor ki sizi. Bu arada kimyasal silah kullanıldığı falan kimyasal yok. Kimyasal silah falan olmadığı olay Bakanlığı da bu konuda net bir açıklama yaptı. Ordunun envanterinde zaten kimyasal silah yok. Bizim. Yani ben disipline sevk edilmiş bir kişi olarak hani bu konu disiplinlik yani, bir, bir, bir konu muydu? Beni, yani? beni attılar Birliği, meclis toplantısındaki bir sözle diyalogtan. Sezgin Tarık niye disipline vermediler? Elbette siz onu soruyorsunuz evet, bana. Evet. E ben yani de kendi siz, kendime soruyorum Hani onu. Disipline giden bir kişi olarak. Parti şey sözcümüze de mesaj attım. Öyle yani, mi? E, Farklı beni bundan dolayı verdiniz de. Sadece Sezgin Bey ile ilgili değil, bir iki milletvekili ile ilgili de sordum. Mavi tıkı gördüm ama dönüş yapmadı. Şimdi, Şimdi tabii tabipler, e, 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 tabipler Birliği itiraz neydi? Cümleyle. Hacı Tabipler Birliği bir dakika Türk Tabipler Birliği başkanıyla ilgili de söyleyeceğimi söyledim. Sen neye dayanarak bunu söylüyorsun? Ve ne hakla söylüyorsun? Hmm. Velev ki böyle bir şey var. Ya bunu söylemek ne demek ya bu hainliktir yani. Hmm. Ben Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığına inanmıyorum. Ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullanma zorunluluğu doğmuşsa ve kullanmışsa da ben bunu zaten söyleme. Hmm. Öyle bir şey olmadığında adım gibi biliyorum. Yani orduda önemli mevkilerde görev yapmış subay abilerimiz var. Onlara da sordum. Türk Silahlı Kuvvetleri hayatı boyunca böyle bir şeye tevessül etmemiş. Etmez zaten. Şimdi son soruya geçmeden önce bir, Ama ben böyle bir... bir şey var diyelim. Olduğunu bilsem bile söyleme. Yani Türk Tabipler Birliği Başkanı olarak sana ne oluyor? Anlaşıldı evet ama zaten yok. Yok hatta. zaten. Evet. Ee, bir öğretmen Meryem Hanım yazmış diyor ki bu konuşulu akıllı tahtalar var bizim okulda diyor. Sizin söylediğiniz o Fatih projesiyle dağıtılan. Onlar dağıtılmış yani işte dağıtılmadık. Başka dedi. her yani. okulda olacağını ee, her ayrı bir Projeler. Herhalde her, her okuldaydı. Son olarak. soru şu efendim. Bolu'da Hı -hı. E, birazdan araştırma şirketleri yöneticileri gelecek onlarla konuşacağız. Bolu'yu değil tabii. Geneli konuşacağız da. Bolu'da son durumunuz nedir? Şu anda seçim olsa kazanır mısınız belediye başkanı? Yani şu ana kadar benim yaptırdığım anketler var. Onların sonuçlarını söylemiyorum. Ama şu ana kadar yayınlanmış işte en başarılı il belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı. Hepsine bakın ilk beş içerisinde muhakkak beni göreceksiniz. Alır mısınız seçimi? Çok net bir şekilde. Net bir şekilde. Hiç e, o konuda bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Hatta %53 oyla seçilmiştim ben. %52.8 de. Rekordu zaten bu bolda. Ee, bunun üzerine ya ben bundan sonraki seçimde zaten aday olursam ve %70'in altında oy alırsam o mazbatayı gidip almaya utanırım. Peki. Sorular bitti mi? Çünkü bitti. İkinci bölüme geçeceğiz çünkü. Başkan daha Bolu, Birkaç Bolu, soru Bolu... daha var. Başkan yani Yani hiç eksik şey... kaldı haberin olsun yani. Biliyorum biliyorum. Bol da çok merak ediyorlar. Sonra gene Se... görüşelim. Peki. Yani. Peki 3-4 soru var daha elimde. Evet. Onda başlayacak. Çok ciddi bir şey İyi bir şey. Peki. <laughs> hani aldığım maaşın hakkını veren <laughs> İyi bir arkadaş falan diye. Ay, evet laf çakarak bitiriyor başkan şeyi programı. Yani. <laughs> Peki. Keşke Erdoğan <laughs> Her teşekkür konuda sizin sayın kadar Bey. şanslı olsa yani <laughs> cümleyi Tanju tamamlayın mi? Erdoğan izleyici <laughs> beni zannetmeyesin. <laughs> sayın Erdoğan. Ay, sayın Erdoğan. Evet, Doğru de. sayın Erdoğan dememeniz. Sayın Tanju Özcan çok teşekkür ederiz. Çok ederim. Bolu Belediye Başkanı yüzler özellikle bölümünde... söyleyeyim Buyurun. Ben e, en son C yayınıza katılmıştım şimdi gene sizin yayınıza katıldım. Neden bunu yapıyorum onu da söyleyeyim. Şimdi e, artık e, ikiye bölündü basın bir iktidar yanlısı bir muhalefet yanlısı. TV yüzü öyle değil efendim. Işte. İki de katılmak istemiyorum. TV yüzü farklı gördüğüm için buraya katılıyor. Burada her sese e, yer evet. var. Ye Biz de zaten zaman da bunu korumaya çalışıyoruz. Bunu korumaya çalışıyoruz özellikle. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık efendim. ederim. Sevgili izleyiciler Yüzler Kulübü'nde ikinci bölüme geçeceğiz. Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı'na uğurluyoruz. İkinci bölümde araştırma şirketleri ile araştırmaları masaya yatıracağız. Onun perde arkasını sorgulamaya çalışacağız. Kısa bir reklam Yüzler Kulübü devam edecek. Evet sevgili izleyiciler Yüzler Kulübü'nde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uğurladık ve tekrar stüdyodayız. İkinci bölümle karşınızdayız. Araştırma şirketleri çok tartışılıyorlar, çok konuşuluyorlar, merak ediyoruz. Çünkü öyle anketler, öyle kamuoyu araştırmaları yayınlanıyor ki birbiriyle alakası yok. Bir de başka sorularımız da var. E, i̇ktidara yakın anket şirketleri deniyor, muhalefete yakın anket şirketleri deniyor. Nedir bu işin aslı? Bunu öğreneceğiz. Biliyorum çok merak da ediyorsunuz. Yeni sonuçlar var mı? Ama onu sona bırakıyoruz. Sonda onu sorarız. Ama öncesinde kamuoyu araştırmaları nasıl yapılıyor? Kim finanse ediyor? Nasıl çalışılıyor? Niye bu kadar farklı sonuçlar çıkıyor? Hepsini soracağımız iki değerli araştırmacı, iki araştırma şirketi sahibi. Şu, şu anda stüdyomuzda konsensus araştırma şirketi sahibi Murat Sarı. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Aksoy Araştırma Şirketi'nin sahibi, başkanı Ertan Aksoy. Ertan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlarımızla beraber hoş bu soruları hoş soracağız. Görüşürüz. Ben hemen ilk giriş sorusunu hızlıca sorayım. Tanju Özcan'ı uğurladık. Hı hı. Ee, nasıl oy durumu Tanju Özcan'ın? Evet. Şu anda mesela girse Bolu'da kazanır mı seçim? Ertan Bey sen Bana sordunuz. Şimdi şöyle. Tabii Veya diğer kamuoyunda da çok bir ilgi var yani. Tabii şeyde. tabii. Yani mesleki ahlak gereği ölçmediğiniz bir yere kesin sonuçları söylemek doğru olmaz. Fakat... Bunu eklemeye ihtiyacı hissediyorum aynı zamanda. Ee, Bolu'daki belediyecilik hizmetlerine dair, onların yarattığı memnuniyete, oya dönüşme oranına dair bir şey söyleyebilmek için orada bir ölçüm yapma zorunluluğu var. Bizim şirketin böyle bir çalışması yok. Fakat e, malumunuz Türkiye genelinde işte seçmen tercihleri, seçmenin eğilimleri dönemsel tansiyonları sıklıkla ölçüyoruz. E, başta mülteci meselesi olmak üzere hmm. e, önemli bir tansiyonu e, siyasal olarak karşıladığını ifade etmekte fayda var. Hı. Her ne kadar e, konuya bakışım kişisel olarak başka olsa da toplumun e, beklentileriyle Tanju Bey'in açıklamalarının büyük oranda örtüştüğünü e, ve bunun da bir mutlak ki karşılığı olacağını düşünüyorum açıkçası. Siz de aynı fikirde misiniz? Ya ben size şimdi bir şey soracağım. Ben sorabilir miyim? Bir soru. Burada soruları soruyoruz Mesela... efendim. Dört kişiyiz zaten. Çok, Anca çok, yetiyor. Çok, çok kısa bir soru. Buyurun. Aksaray <laughs> Belediye Başkanı ismi nedir? Kim? Aksaray <laughs> Belediye Başkanı. Aksaray ismi? Konya. ...dan ayrılan açıdan bilmiyorum. Ama biz Bolu'yu biliyoruz. ikisi de aynı büyüklükte. Hı yani hı. Demek ki e, bir şeyi var. E, bir efekti var. sayın Karşılığı var diyorsunuz. Bir karşılığı var. E, ben de ölçmedim. Aynı Ertan Bey gibi onu söylediği gibi çok da... E, 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 o, ...orada ne oluyor, ne bitiyor... ...çok da iyi bilmiyorum işin açıkçası ama... Bu uh, bu arada haksızlık etmeyelim e, editör arkadaşım kulağıma söylüyor haksızlık etmeyelim Aksaray Belediye Başkanı Dütör Doktor ismi... Evren Dinçer. Evren Dinçer. Burada eee evet. kendisine Haksızlık selam etmek oluyor. için söylemedim. O, estağfurullah benim ben bilmiyordum yani. Ben, ben Ama biliyorum. şöyle Tanju Özcan burada olsa Siz ona biliyordunuz. da söylerdim. Size sormadım çok, özellikle. Yok, e, <laughs> çok açık bir program olduğu için Tanju Özcan olsa ona şunu derdim. Ya hizmetlerinizden dolayı mı yoksa e, söylemlerinizden dolayı mı? Ya şimdi e, biz araştırmacılar ona bakmayız. Bir defa Hı. tanınırlık bir siyasetçi için çok önemlidir. Ne kadar çok tanınırsanız oy potansiyeliniz o kadar yüksek demektir. Yani, o kadar yüksek oy alabilirsiniz. E, az buz bir oy da değil yani %53, %52.8, da 52.8 da yani e, yani %53 sayılır 7000 en yakın rakibine o 7000'e yakın bir oy atmış AK Parti'ye fark atmış. Ee, çok önemli. Bolu gibi bir yerde hani Bolu İç Anadolu e, şehridir. İç Anadolu'dan böyle bir oy çıkması, bir sosyal demokrata böyle bir oy çıkması e, bayağı önemli bir sonuç. Ama bakın e, şunu da unutmamak lazım. bir e, Samimiyeti de var. Yani bu bu çok önemli bir şey. Yani kend, samimi olarak her şeyi söylüyor. Diyor ki her belediyede diyor nepotizm Tor, vardır torpille diyor. Torpille dedi ya. açık açık şey, şey, torpille torpil dedi, Ben girmezdim. nepotizm diyorum. Yani bunu bu bence günün manşeti burada. Evet. Çok manşet verdi. Eee evet, Pınar'la başlayacağız ama bir şey bekleyecektik Çok bir. Çok Bey? bir şey ek yapacağım. Yani seçmende tüm tatmin alanını ikiye ayırabiliriz. Maddi ve manevi tatmin. maddi tatmin tarafı daha çok belediyecilik hizmetleri. Çünkü belediyeler kentlere önemli dışsallıklar sağlıyorlar hem yaşam kalitesini artırabiliyor, emlak değerini artırabiliyor oradaki çalışmalar. Dolayısıyla burası daha çok maddi tarafı tatmin eden bir durum. Buna dair ölçmediğimiz için bir fikrimiz yok. Ama manevi tatmin tarafında özellikle Bolu sosyolojisiyle birlikte ele aldığımızda söylemleriyle Bolu'nun e, sosyolojisinin örtüştüğünü düşünüyorum açıkçası. Hmm. Evet. Peki ben... şeyle başlayalım. Pınar'la Pınar e, başlayalım. Buyurun. E, Gürkan önce biraz anket şirketlerini mi Tabi Tabii tabii konuşuruz? onu konuşacağız. Tamam. Tabii tabii. Sonra merak ediyoruz tabii bazı isimleri çok merak ediyoruz. Şimdi çok enteresan konukları aldığım zaman böyle e, karşımızda bazı siyasi liderleri ya da işte siyasileri e, alt takımlarına ya da işte alt kadrolarına fark etmez. Kime sorarsak kendi anket şirketlerinin ya da kendilerine verilen şirketlerin gelen anket sonuçlarının hep önde olduğunu söylüyor. Ve bu da e, açıkçası sizler bir araştırma şirketlerine ve anket firmalarına e, olan güveni e, bazen sarsabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi bu fark neden kaynaklanıyor gerçekten çok merak ediyorum. Bugün buradaki bir AK Partiliye sorsak birinci parti AK Parti iken Cumhuriyet Halk Partiliye sorduğumuz zaman birinci parti biziz diyor. Cumhuriyet evet. Halk Partili veya AK Partili derken anket şirketi sahibi. Hayır. Mi? Yani hayır. Şansetcinin. Şansetcini Şansetcinin soruyoruz. Mesela anketler biz öndeyiz diyor diyor. <laughs> Şimdi bu farkı gerçekten Merak ediyorum ve şöyle bir o şu kavram da çok enteresan muhalefete yakın anket şirketi ve ya da araştırma şirketi iktidara yakın e, araştırma şirketi. Üç soru şirketi. iç içe oldu Pınar. Aynen ya evet çok merak ediyorum belki de üç iç içedir bunlar evet. bilmiyorum ki sıralamayı nasıl yapıyoruz bu arada kime soruyorum? Önce Ertan Bey'le başlayalım. Hayır fark etmez Murat Bey'de de olur. Murat Bey'le başlayalım bu sefer. Ya şimdi işin açıkçası siyasetçilerin bunu demesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü seçime gireceksiniz. Ya yani ben öndeyim diyor. Ben anket yaptırdım diyor. Ben geçtim. Ama burada ben ikinci sorunuz. Aradaki ikinci soruyu atladım ama ikinci soru bence bu. Yok muhalefete yakın araştırma şirketi, yok iktidara yakın araştırma şirketi, X partiye yakın araştırma şirketi ve partiye yakın. Araştırma. Böyle bir araştırma şirketi olmaz bir defa. Bunu kabul eden araştırma şirketi de araştırmacılık yapmıyor. Bunu duyuyorsunuz Peki o zaman sana, bir dakika ara şöyle. Şimdi siz, siz de yorumcu olarak katılıyorsunuz bazı hı. programlara. Ben Ertan'ı da biliyorum. Çünkü ben bizzat ağırladım da sizleri yani. Hı hı. Şimdi bazı konularda yorum yapıyorsunuz. Hı hı. Ve kimi zaman iktidara eleştiriyorsunuz. Kimi zaman mesela burada ne bileyim ben e, aklıma İhsan Aktaş mesela. Yani sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir araştırmacıdır. İhsan Aktaş da geliyor muhalefeti eleştiriyor mesela. Şimdi onları eleştirince tarafsızlık sanki bir tarafa kalkmış gibi oluyor ve siz sanki bir kutbun şey kutba aitmişsiniz gibi bir algı oluşuyor. O yani sizin az önce söylediğinizde çelişmiyor mu? Ya Ben şimdi burada herkese ilan ediyorum. Ben bir eleştiri yaptığım zaman lütfen bunu hangi rakama dayandırarak bu eleştiriyi yapıyorsunuz diye sorun muhakkak o eleştirinin arkasında veya o övgünün arkasında bir rakam vardır. Yoksa biraz evvel aynen Ertan Bey'in yaptığı gibi ben de ben orayı ölçmedim kusura bakmayın diyebilecek durumdayım. Hmm. Ee, yani şimdi kalkıp da Türkiye'nin onu açtım buraya girerken Türkiye'nin yaklaşık rakamı da tam söyleyeyim. %59'u e, düşük faiz politikasının Türkiye için kötü bir şey olduğunu düşünürken ben bunu ben de böyle düşünüyorum. Ben bunu eleştiririm. Yani bunu eleştir e, çünkü ben bu 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 çalışmayı bunun için yapıyorum. Ama ben direkt olarak e, işte e, elimde hiçbir veri yokken e, Kemal Kılıçdaroğlu e, mahkeme günü Almanya'da olduğu için çok büyük bir hata etti diyemem. Ben bunun sonucunu almak zorundayım. Bunu bunu, bunu kişisel ölçmek zorundayım. Siz de söyleyemez misiniz? Mesela ee, yıllardır siyaseti takip ediyorsunuz. Ama e, bunu beyan etmek emin için kaçarım gerek. o sorudan. Yani Nasıl? kişisel görüş belirteceğim sorudan çünkü bana bir gazeteci sen bunu neye dayandırarak söylüyorsun diye sorabilir. Beni programlara yani bu televizyon programlarına işte ...sevgili Gürkan Acun'un... Iı, ...davet etmesi, sizlerin davet etmesi... ...araştırmacı kimliğinden. Şimdi bakın, biz araştırmacılar... ...sadece siyasi araştırma yapmayız. Ee, biz, biz... ...pazar araştırması da yaparız. Aa, bu sene çok iyi... E, ...beyaz eşya satacak diye... ...beyaz eşyacılığa... ...soyunmayız. Aa, bu bu sene... ...bu parti kazanacak diye biz işte o partinin yanında olmaya soyunmayız. Ama Veya zaten karşısında olmaya da soru, bu konuda soru sormaya iten ya da bizlerin nokta şu. Böyle kamuoyu şirketler o olduydu. Hemen şunu da söyleyeyim medyayı da böyle değerlendiriyor sokaktaki insanlar. Hükümete yakın ya da karşıt gibi. Bu da çok tartışacak bir konu ama bu konu öyle değil. O bunu siz değerlendireceksiniz. Tabii Kastırsın. kamuoyu araştırma şirketleri içinde de benzer bir güvensizlik oluştuğunu düşünüyor musunuz? Hemen Ertan Bey'e de bir söyleyelim onu soralım. Şimdi şöyle, e, buradaki tartışma bence şu aksına giderse daha doğru bir yere varabiliriz. Bizler sosyal bilimlerde çalışan insanlarız. Sosyal bilimlerde çalışan insanların bir dünya görüşü olur, olmalıdır. Bir dünyaya bakışı olmalıdır. Mesela... E, Basında da benzer bir durum geçerli. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak ya da kalmak, bunu bir dünya görüşüyle bir medya yorumlayabilir. Bir medya bunu haber yapabilir. Bir medya bunun karşısında daha anti propaganda yapmayı tercih ediyor. Şimdi buradaki mesele şu: Araştırma tarafına geldiğimizde, araştırmacının dünya görüşü olmaz diye bir kural yok. Ee, özellikle kendi adıma konuşma hakkım olduğu için söylüyorum ben dünyaya sosyal demokrasi penceresinden bakıyorum. Kişisel so, olarak başkanısınız. Tabi, Sosyal Demokrasi Vakfı'nda başkanlığını yapıyorum Kişisel olarak yaşamın her aşamasında Çocukluğumla dair bir siyasal tarafım vardı Benim her zaman bir Siyasal dünya görüşüm oldu Yaşamın kalan kısmında da olacak Buradaki tartışma Meslek açısından tartışma şu Meslek ahlakına uyuyor musunuz Uymuyor musunuz tartışması Dünya görüşünün olup olmaması tartışması değil Sayın İhsan Aktaş'ın Bir dünya görüşü var Bunu da çok doğal ki paylaşıyor bunu da çok dalga yorumlarına katıyor. Ama şunu yapıyorsa burada bir sorun var demektir. Dünya görüşünü savunabilmek, büyütebilmek amacıyla araştırmalar üzerinden herhangi birimiz manipülasyon yapıyorsa evet orada bir sorun var demektir. Hı. Buradaki mesele şu: insanların görüşü olur, şirketlerin görüşü olmaz. Şirketleri değerlendirirken verileriyle açıklamalarıyla değerlendirmek daha doğru olacaktır. Verisinde Sürekli bir tutarsızlık var ise yani X partisini bu ay örnek veriyorum yüzde 20 açıklamışken önümüzdeki ay daha başka yani hukukçuların deyimiyle hayatın olağan akışına uymayan bir farkla açıklıyorsa burada sorun var demektir. Araştırma şirketinin bir sahibinin bir dünya görüşü olmasında değil. İzninizle birkaç şey daha çok kısa eklemek benim isterim. Benim. Şimdi sevgili meslektaşım belirttiği üzere araştırmalar daha çok siyasal ölçümlerle siyasal araştırmalarla tanınıyor araştırma şirketleri ve o alanda çalışan şirketler tanınıyor. Ama asıl sektörün ciro yaptığı yer pazar araştırmaları. Siyasi Öyle araştırma mi? Siyaset dışında mı para kazanır? Tabii tabii, tabii tabii asıl şeyin araştırma sektörünün... Mesela sektörün, şirketlere, büyük şirketlere. Tabii tabii sadakati e, e, vesaire Öyle üstelik, mi? üstelik şöyle... Ben 2002 orada... yılında, çok özür dilerim Ertan Bey, 2002 yılında Araştırmacılar Derneği'nin genel sekreteriydim. Her sene bunları ölçerler. Yüzde %20'ye %80'dir pazar araştırması, kamuoyu araştırması. Evet, buradaki şey, yani asıl cüru orada yapılır. Hatta daha nitelikli insan kaynağı, daha yüksek teknoloji pazar araştırma şirketlerinde vardır. Mesela özellikle kişisel olarak kendi şirketim adına hep korumaya çalıştığım alan şudur. Pazar araştırma cirosunun siyasal araştırmalardan çok çok daha yüksek olması. Anlamlı farklı önde olması. Çünkü bunlar o şirketleri bağımsız da kılar bir tarafıyla. Neden bağımsız kılar? Ya da siyasal araştırma alanında çalışan şirketlerin bağımsız kalmakta zorlandığı alan neresi diye haklı olarak soracaksınız. Bir küçük bir rol evet. çalayım sizden ben sizin adınıza sormuş olayım bu soruyu. Çünkü sorun şurada siyasal araştırmalarda üç tane müşteri var. Ve bu üç müşteriden herhangi biriyle çalışan siyasi araştırma şirketi büyük oranda tamamını kastetmiyorum. Ama belirli bir ciro büyüklüğüne erişebilen şirketlerin önemli bir kısmı tek müşteriyle çalışma zorunluluğu hissediyor. Dolayısıyla temel sorunlardan bir tanesi bir sığ bir piyasa yani araştırmacıları konuşacak siyasal araştırma için söylüyorum. Dar bir piyasa iki müşteri çok az. Düşünsenize mesela kendi adıma şunu kaç rahatlıkla söyleyebilirim. Kaç şirket var araştırma şirketi yapan? Yani ee, siyasal araştırma şöyle, yapan kaç şirket var? Açıkçası saymadım ama e, Kahmini. şeyin tahmini. E, nasıl? Tahmini. Yani bilmiyorum belki Murat Bey daha şey yapabilir ama onun üzerine vardır diye tahmin ediyorum siyasi çalışan. Beş taneydi. Oo. Siyasi. Var mı o kadar? 45. Ee, 45. Şöyle TÜYAD'ın yani çünkü. belirli bir ölçe işte belirli bir kapasiteye sahip olan şirketlerin önemli bir kısmı TÜYAD'ın Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin üyesi. Orada 30 civarında şirket var ama bunların çoğunu pazar araştırmasında çalışan şirketler. Buradaki sorunlardan biri çok az müşteri var ve tek müşteriyle çalışma zorunluluğuna gidiyor. Kişisel olarak şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Eğer tek müşterimiz olsaydı ben gece uyuyamam. Bu nedenle de bağımsız kalabilmek adına siyasal araştırmalara mecbur kalmamak adına kendi şirketimde sıklıkla pazar araştırmasını e, siyasal araştırmadaki cirolara göre e, ezici çoğunlukta tutmaya çalışıyorum. Ciro boyutunu en azından daha bağımsızlığınızı evet. koruyabilmek için. Evet. Bir de şöyle siyasi araştırma şirketlerinde bir küçük bir katkı daha yapayım izninizle. Buyurun. Siyasi araştırma şirketlerinde şöyle bir sorun da var. Hani iktisadi deyimle ölçek ekonomisi deniyor ya ölçek açısından. E, burada da siyasi araştırma şirketlerinin çoğunun adı büyük, ölçeği küçük. Kendisi küçük. Yani iki çalışan, üç çalışanlı Şirketler ama e, haklı olarak bu şirketleri yorumlayan herkes, çünkü öyle biliyor, dışarıdan bak, bakıldığı zaman öyle görünüyor, koca X şirketi diye başlıyor. Oysa ki şirket koca değil. Ciro açısından koca değil, teknolojik kapasitesi koca değil, kullandığı yöntemlerin çoğu muhafazakar. Algıları e, koca. Evet algıları koca ama kendileri büyük oranda böyle şirketler değil. Kullandıkları yöntemler muhafazakar. Mesela bakın yüz yüze görüşme yöntemine bir kere çoğunlukla temel sorunlarından bir tanesi sadece anket yöntemini kullanıyorlar. Oysa ki araştırmacı için anket yöntemlerden biridir. Değerli meslektaşım da muhtemel ki yapıyordur. Bizler mesela pazar araştırmalarında retina hareketlerinden tüketici davranışları ölçüyoruz. Retina hareketi Retina'dan ne demek? Gözler. Takılan teknolojik e tamam gözlükle, yani. <laughs> <Ha>. gözlükle alışveriş <laughs> davranışlarını ölçüyorsunuz. Ama müthiş hangi, yatırımlar bunlar. Hangi ürüne bakıyor? ne kadar süre bakıyor? Rafın ne yapıyorsun? neresine bir bakıyor? Ya bu konumuz değil ama çok kısa söyleyin. Bir müşteriye gözlük mü takıyorsun? Bir dene gözlüğü takıyorsunuz. Tamam. Markete girin alışverişinizi tamamlayın. Haberi Çıkın var değil mi gözlük? Bize tabii, hiçbir tabii, tabii soru... Yani bir, retinalı bir, Tabii tabii şey, rızası almadan yapılamaz. Ee, gözlüğü takıyor. Rutin Sor, Soru çıkıyor ortaya. Evet, rutin Aa, ha, hangi ürünlere yaptı, baktı? Hangi üründe kaç Rafın saniye kaldı? Rafın neresine baktı? Şimdi onun bir profili var. İşte orta üstü gelir grubunda şu yaşta şöyle özellikleri var vesaire. siyasette bunu yapamıyorsunuz. Evet. i̇şte onu söylemeye çalışıyorum. ya yapabiliyorsunuz. Şey Fotoğraf Pınar, veririz. ya. harikasın. Şöyle. ya orada da bir gözlük takıp. Fotoğraf takır. mesela verip hani böyle Siyaset acaba deyse, siyasette acaba ise, hangisini. Siyasette altılı masada olur hangi lidere bakıyor falan. Diye. Evet. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> orada, altılı orada altılı siyasal magazine kayıyor. Altılı Başka masada bir olur. şey kaymıyor. Yani bilimsel çalışmayı daha yeni daha yenilikçi teknolojik bilimsel çalışmalar yerine ifade edilen siyasal magazin Peki. öne çıkıyor. Evet. Ee, çok şey Tabii. yani bunlar çoğunluk muhafazakar, daha eski yöntemleri kullanan ve bunu kullanmakla da övünen şirketlerden oluşuyor önemli bir kısmı. Peki Hacı ile devam edeceğiz ama e, şunu da hatırlatalım. Özellikle siyasi partilerden eee liderinden mesela çok sert açıklama vardı şeye. Hı -hı anket şirketlerini örneğin dedi ki Sayın Devlet Bahçeli demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerini hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır dedi. Oldukça sert bir ifade etti. Bir yasal düzenlemenin geleceğini de işaret etmişti. Yasal düzenlemede göre bunları da konuşacağız. Unutmayalım diye ben söylüyorum. Tabii ki. Hacı sendeyiz. Ben teknik Yalnız sorular. kime soracağını da söyle de. Tamam teknik konuşayım. sorular olduğu için İsim ver. Murat Bey'den başlayalım. Ertan Bey'e de soracağım. Tamam. Teknik olduğu için kısa kısa da gidebiliriz. Birkaç soru. Şimdi e, anket araştırma yapıyorsunuz. E, kaç kişiyle yapılırsa sağlıklı olur? Yani sahaya kaç kişiyi gönderirseniz ve kaç kişiye sorarsa? En sağlıklısı sayı kaçtır? Me kıvrım... Metodu da bir kısaca özetlesinler bize. Evet. Na nasıl yapıyorsunuz? E, Bu nuts e, 32 e, mi diyorsunuz? Hı. Nats bir, nuts. Nats bir, yani, 10 bin narabim. kişiye mi sorması lazım? 1000 kişi yeterli mi? Hangi kıvrımda mi? istiyorsunuz? Ee, sadece bir il, ili mi istiyorsunuz Türkiye genelini mi istiyorsunuz coğrafik olarak dağılımını mı istiyorsunuz Nars, Türkiye genelinde? E, tür, e, şu anda Türkiye genelini tanımlamak için kalkıp güney doğuyu tanımlamaz bu çalışma yalnız e, 1500 kişiyle 2000 kişiyle yaptığınız anket yeterlidir ama bu bugün yapılacak anket için yeterli değildir seçimden şimdi bakın seçim anketleri vardır tahmin etmek için yaptığınız anketler vardır seçimi. Ki bu işte 15-20 gün önce yapılır seçimden hangi seçimse. Bir de seçime yönelik strateji oluşturmak için yaptığınız anketler vardır. Bu sürekli yapılır. Ortalama 2000 kişiye sormak yetiyor diyorsunuz. Bugün Türkiye yetmez. Türkiye için değil mi bu? Türkiye. Türkiye için. Bugün yetmez ama. Ama iki ayrım koyuyor. Murat Şöyle. Bey çok önemli bu, bir bugün ayrım koyuyor. Ben, ben bugün seçimi tahmin etmek durumunda değilim ki. Yo seçim için söylemiyorum. Herhangi bir araştırma e, e, için. Yani e, e, ben e, kalkıp da Cumhurbaşkanı alıp, adayı mesela şu anda. E, ama ben e, Karslı'nın ne düşündüğünü veya Doğu Anadolu'nun ne düşündüğünü bir e, şey yapmadan Cumhurbaşkanı adayına 2000 kişiye sorup da belirlemem çok doğal. Değil. E nasıl öğreneceksiniz e, onu? E, diyeceğim ki siz işte kars, rakamı yükselteceksiniz. Yani 80 binlere, 100 binlere falan il hmm. il gideceksiniz. Il, i̇l çalışmalar yapacaksınız. Mesela ben size çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. E, bu, bu, bu seçimde artık ittifakın oyları değil de partilerin oyları üzerinden milletvekilleri dağıtılacak. Bence eğer başlanmadıysa bilmiyorum. Kesin başlanmıştır. Ben yapmadım çünkü bugüne kadar. İl il e, hangi ilde ittifak adaylarıyla girilecek, hangi ilde ayrı ayrı partilerle girilecek çalışmalarının yapılması gerekiyor siyasi partiler açısından. Daha açıklamadılar zaten onu. E, 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 evet. E, tartışıyorlarmış ama açıklamadılar. Yani bu çok önemli. Yani mesela ben e, Antalya'da ölçtüm. E, b, 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 baktım ki e, mesela Millet İttifakı orada e, tek bir listeden girerse bir tane fazla milletvekili çıkartıyor. Ben Hacı'nın sorusunu biraz sadeleştirdim. Tabii. Düşünerek tekrar Buyur. edebilir miyim? Ama tabii. o sorunun cevabı yok yani. Hani o, yüzden, o, çok açık. o yüzden ama yapanlar, yapanlar var mı? Ben de o, cevap o, o yüzden Soru soruyu de. şöyle sormak istiyorum. Şey, Erdoğan Bey isterseniz şey, Ertan Bey e Ertan de ona Bey bir cevap. cevaplasın. Siz sorunuza devam edin. Buyurun. Ekleyeceği bir şey e, vardı galiba. Yani. Şöyle. Şimdi yani Türkiye'de Unutmayın siz, sorunuzu. Tabii. Türkiye'de bir örnek de verebilirsiniz. Mesela evet, şu araştırmaya şu kadar kişiye sorulmalı gibi. Öyleyim ben. Türkiye'de istatistik okur yazarlığı çok yüksek değil. Genel beklenti şu, öyle bir araştırma yapalım ki çok yüksek sayıda örnekleme sahip olsun ve bizi doğruya götürsün. Böyle bir dünya yok açıkçası. Yani bilimsel bir karşılığı da yok bunun. Yok. He. Buradaki mesele şu. Tanımlanmış kurallar var. Örneğin Türkiye'de yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yani söylediğim yüzde 3 aşağı yukarı sapabilir iddiasıyla bir ölçüm yapmak istiyorsanız 1067 anket yeterli. Kaç? 1067. Bu örneklemi 1537'ye çıkarırsanız %3 yerine %2,5 hata payıyla ölçmüş oluyorsunuz. 2400'e çıkarırsanız %2 hata payına çekmiş oluyorsunuz. Yani 2400 kişi. Evet 2400 kişi. Buradaki esas olan şey şu. Anket sayısının çok olması değil. Örneklemi tasarlarken ülkeyi demografik, sosyolojik olarak tam temsil ettirmeniz. Yani bütün alt kırılımların kendi ağırlığında temsil ediliyor olmaz. Aksi halde isterseniz 175 bin anket yapın, yanılırsınız. Sağlıklı dağılmış bir 1067 örneklemli anket 175 binlik doğru düzgün planlanmamış bir Nasıl araştırmadan sağlıklı dağıtıyorsunuz çok, Ertan çok Bey. daha Çok daha çok merak ediyorum. Mesela ne yapıyorsunuz sağlıklı dağıtmak için? Şimdi bakın örneklem büyüklüğünüze göre e, TÜİK'in tanımladığı NAS1, NAS2, NAS3 illeri var. Mesela NAS1 tanımı 12 il giriyor. NAS2 tanımı 26 il 3 tanımına da 81 il giriyor. Hmm. Burada örneklem büyüklüğüne göre biz genelde şöyle yapıyoruz. Eğer 1067 örneklemle çalışıyorsak Nats 1 üzerinden ölçümü yapmaya çalışıyoruz. Ama mesela 2400 örnekleme çıkıyorsak Nats 2 yani 26 ilden örneklem çekmeye çalışıyoruz. Veya şunu da yapabilirsiniz. Şimdi Murat Bey'in söylediği şeyde, sevgili meslektaşımın ifade ettiği bölümde şurası kritik. Bir, eğilimleri anlamak için yapılan araştırmalar var. Bir de araştırma şirketlerinin seçim sonucunu tahmin etmek için yaptığı araştırmalar hmm. var. İşte burada yüksek örneklem kullanılıyor. Bu da şu nedenle kullanılıyor. Örneğin siz 1067 örneklemle yaptınız. %3 hata payıyla yayınladınız. Ve gerçekten de yayınladığınız sonuç 2.95 sapmayla doğru çıktı. Hiç kimse sizi başarılı saymayacaktır. O şekilde bilimsel olarak başarılı. Dokuz gibi bir sonuç çıktığında i̇şte onu söylüyorum. Kendinizi size. başarılı da ilan edebilirsiniz. E, şöyle, da. Ama şöyle bakın tanımlamanıza uygun bir ölçüm yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim araştırmam %3 sapabilir. %2.9 saptığında bilimsel olarak başarılısınız ama kamuoyunun gözünde başarısızsınız. O yüzden araştırma şirketleri şunu yapıyor. Eğer seçim tahmini için bir ölçüm yapıyorsa orada örneklemi yüksek tutuyor ve hata payını düşürüyor. Bu sayede örneğin %1, %1.5 maksimum %2 gibi hata payları ölçüyor ki en azından 2 puan sapmayı biraz daha kamuoyu yapıcılar başta olmak üzere Sonra da kamuoyunun kendisi tölörü edebiliyor. Zaman Cumhurbaşkanı seçiminin tahminini yapmak üzere yapılmış bir araştırmada epey bir e, stres yaşıyor olmalısınız çünkü binde birlik var, e, sonucu değiştiriyor. Şöyle zaten. bakın, mesela eğer araştırma evreniniz çok büyükse o düzeyde stresiniz olmuyor. Asıl stres küçük evrende oluyor. Örneğin araştırmacı i̇lçe, için ilçe, ilçe belediye mesela araştırmacı için Yalova sonuçlarını tahmin etmek Türkiye sonuçlarını tahmin etmekten daha zor. Daha stresli bir şey. Çünkü araştırma evreni, hedeflediğiniz evren çok küçük olduğu için bir grup yer değişse büyük sapmalar çıkabiliyor karşınıza. Ama 80-85 milyonluk bir nüfusta, 50 milyon üzerinde seçmenin olduğu bir yerde o düzeyde değişiklik olmuyor. Ama şunu da ekleyelim, Türkiye'de seçime giderken şoklara çok açık bir ülkedir. Yani seçime 1-2 hafta kala her zaman bir şey olabilir. Hatta biz son İstanbul seçiminde bunu öngördüğümüz için son haftaya bıraktık e, ölçümü. O da yetmedi. Öcalan'ın mektubu yayınlanınca, e, perşembe akşamı yayınlandığı için Cuma günü örneklemin bir grubunu revize etmek zorunda kaldık ve o başarılı tahmin o sayede çıktı. Yoksa mesela revize etmeseydik Cuma günü sabah örneklem yapımızı yüzde beş yanılmış olacak. Oysa ki yanlış. Şöyle bir şey söyleyeyim, bir özel a, anımı da anlatayım. E, seçime bir gün kala Ben Murat Bey'le de öyle bir hatıram var. Konsensusun tam bildiği bir seçim vardı. 2009. 2009'da. O zaman Reha Tartıcı da vardı galiba ee. değil mi? Tabi. E, Ertan Aksoy 2019 şey, seçiminden önce e, mart seçimi ama ilk seçim. E, bana dedi ki Mansur yavaş kazanıyor. E, Ekrem İmamoğlu da kafa kafaya çıkıyor. E, hatta bizim hukukumuzda olduğu için abi dedi bana. Abi çıkıyor. E, Ekrem İmamoğlu da alırsa şaşırma burun buruna bir yarış zaman? bekliyorum seçimden dedi. Kaç seçimden iki gün önce yani cuma günüydü. Cuma günü beni aradığında bizzat ben şahidim. En ya. sağlıklı anket seçimden hemen iki gün önce yapılan anket mi diyebiliriz? E diyebilir miyiz? E e Yeni bir şok girmezse öyle ama. Son şok bir haftada bu kadar dramatik artış olabiliyor mu? Şöyle mesela İstanbul'un ilk seçiminde son iki hafta kala önce yapılan ölçümle son ölçüm anlamlı farklılaşmıştı. Hmm. Çünkü mesela şeyde AKP'ye doğru tekrar bir eğilim olmuştu. O yüzden 13 bin oy farkıyla. Ya yani da işte bir 10 binli rakamlarla çıkmıştı. Oysa ki daha yüksek olabilirdi ama e, 23 Haziran seçimlerinde e, şok etkileri geldiği için çok daha büyük bir sapma var Ben de ikimizin yanıtlamasını... Çok özür dileyerek şunu izninizle katayım. Ben başka bir televizyon kanalında e, şunu açıkça ifade etmiştim. Yani Mesela e, Perşembe günü Öcalan'ın mektubu yayınlandığında biz Cuma sabah e, Örne çektiğimiz örneklerin bir grubunu revize ettik ve işte kontrol anketleri çıktık. Eğer onu çıkmasaydık 5 puan yanılmıştık. O değil nedenle mi? o seçimde 5 puan mi? yanılan her şirket doğru bildi aslında. Aa, yani son seçimde 5 puan İncelsen. yanılan bir kere daha tekrar <laughs> edeyim. 5 <Beş> puana kadar <laughs> yanılan... Yıldırım kazanacak her... diyenler değil mi? Beş puan. 5 Yok şöyle yani Sayın İmamoğlu'nun oyu 10 puana yakın bir farktaydı. Çok sayıda araştırma şirketi 5 puan olarak yayınladı farkı. Biz mesela 54.5 diye tahmin ettik. 54.2 aldı. Ama Cuma sabahı biz o örneklemi revize etmeseydik bizim şirkette 5 puan yanılıyordu. Bu nedenle son hafta 5 puan olarak açıklayan her şirket doğru bildi aslında. Ben siyaseten çok tartışmalı olan bir konu ikinize de sormak istiyorum. Herhangi isim, isim bir Her Ertan Bey'le başlayayım. Murat Bey çok evet. bekledi. Onunla Murat başlayayım. başlayayım Herhangi bir kamuya araştırma şirketi bir partiye yakınlığından dolayı bilerek ve isteyerek belli bir süre yanlış bir sonucu halka deklare etmesinin temsil ettiği ya da arzuladığı partiye bir faydası var mı? Ee, çok güzel soru. Şimdi dünya, yani dünya kamuoyu araştırma... Belli bir süre diyor yalnız. Bak bu çok önemli. Çünkü Tabii, çünkü seçime yaklaştıkça doğruyu söylemeye başlayan anket yani, şirketleri ya var. Ya da partiye başka, <laughs> kamuoyuna başka. Da, kamuoyuna duyuyorum. başka. Şimdi, yani. tam, tam sonunda başka oluyor. Vapor diye bir kurum var dünyada. Ne, ne diye efendim? Vapor. Vapor. Dünya Kamuoyu Araştırmacıları Birliği diye bir ezomar var. Bütün araştırmacıların altında toplandığı. Ee, bir de Vapor var işte bu Türk iş, e, 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 petrol iş falan yani böyle, böyle iki ayrı kategori. Veypur'un e, yaptığı bu konuda çalışmalar var. Vapor'ın yaptığı çalışmalar diyor ki e, bu tür manipülatif davranışlar en fazla yüzde beş etkileyebilir. Etkiler yani? Tabii tabii. Halka etkiliyor %5 yani. Yüzde beş de tabii. az değil aslında. Bugün az değil. Ama ben size bir şey sorayım. 2011 yılında bu rakam çok azdı. Neden şimdi az değil o zaman azdı? 2011 yılında AK Parti'nin oyu %49-48.6 idi. 5 düşse ne olur diyorsunuz. En, en, en yakını, 5 çok şey değiştirdi. En yakınındaki takipçisi kendisinin 25 puan altındaydı. Bugün öyle bir durum yok. Yani bizim yaptığımız ölçümlerde yok en azından. Beş bugün. iktidar mı değiştirir? İki iktidar değiştirir. Ben size o kadar söyleyeyim. Yani dolayısıyla e, burada e, herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani o zaman şunu anlıyorum. Ben manipülasyonlar yani son derece yani çok önemli yani anket şirketlerinden gelen. Hayır, sonra... Ertan, Ertan Bey de bir şunu açık, açık açık sormak Söyle. istiyor. Erten e, Bey e de neden... işte, Şunu ben. ekleyeyim ben. Yani biz şundan gözlemleyerek yani. üzülerek gözlemleyebiliyoruz. Ee, seçime çok süre kala bazı parti genel merkezlerine yakın olanlar, bazı belediyeye yakın olan isimler e, çok abartılı, çok manipülatif e, sonuçları söylüyorlar. Hı. Ama son hafta geldiğinde diyorlar ki düştü, oylar düştü ve biz gerçeği söylüyoruz. Bu kadar dramatik bir düşme bir genel merkeze veya bir belediyenin finanse ettiği bir anketi yöneten ee, bir e, anket şirketinin açıkladığı anketin bu kadar dramatik bir düşmesi veya çıkması mümkün müdür? Bak, Ertan Bey isterseniz devam edeyim Ya ben bu, bu buna çok e, Ertan, çok kısa bir buyur, cevap vereyim. Buyur. Mesela Amerika'daki seçimlerde araştırma şirketleri. Evet. Televizyon şirketleri. Hepsi gazeteler. Evet. Hepsi çıkar biz bunu destekliyoruz der. Bunu anket şirketleri de der mi? Anket şirketleri galip dedi, dedi en son seçimde şeyin yanında istedi. Ee, Biden'ın Biden yanında istedi. Yani ben oraları da takip ettiğim için çok iyi biliyorum. Yani bunu söylemenin bir mahsuru yoktur. Biraz evvel Ertan Bey bunu çok net açıkladı. Benim bir siyasi dünyaya bir siyasi bakışım olabilir. Ama benim işimin dünyaya bir siyasi bakışı olamaz. Peki Ertan Bey. Şimdi şöyle. Başka akademik çalışmalarda diyor ki bunun hiçbir etkisi yok. E, fakat yani çok çok sayıda akademik çalışma hiçbir etkisi yok dese de tısal görüşüm etkisi olduğu yönünde. Çünkü e, birkaç daha detay var ama en temelini söyleyeyim. Siyaset biliminde büyük kural var. Faydalı oy ilkesi. Seçmen solda ya da sağda bir oyla maksimum sonuç almaya çalışıyor. Hatta Türkiye'deki seçmen artık çok daha... E, bu konuda e, elastikiyet artmış. Yani mesela şununla karşılaşıyorsunuz. Özellikle mesleğimiz gereği bu soruya çok maruz kalıyoruz. Diyor ki HDP'ye mi vereyim, İYİ Parti'ye mi vereyim? Aslında bütün siyaset bilimi literatürünü belki çöpe atıyor bir tarafıyla. Ama o oyla iktidar bile o karşısında en güçlü sonucu yaratmaya çalışıyor. Şimdi burada da bu kararlar oluşurken kamuoyu yoklamalarında hangi partinin ne kadar çıktığının bir önemi var. Güçlü bir önemi var. Fakat bu şuna da gitmesin tek başına kamuoyu yoklamaları bir partiyi büyük gösteriyor diyor o parti büyümez. Ama bir limitli etkisi vardır. Ve bu tür çalışmaların etkisi de o düzeyde büyütülmemelidir. Yani mesela ajanslar da kazandıran ajans diye bir kavram var. Kazandıran ajans diye bir şey olamaz. Ajansların yine bilimsel çalışmalara göre maksimum %7'ye kadar etkisi olabiliyor. Eğer partinin liderinde, partinin siyasal kurmaylarında bir siyasetçi hamuru yoksa toplumsal karşılığı yoksa istediğiniz kadar bütün ajansları ...getirin. Demek. bütün kamuoyu araştırma şirketlerine istediğinizi açıklatın sandık sonucu değişir. Sandık görevlisi bile bulamayabilir o parti. E, haliyle e, etkisi vardır fakat son derece limitlidir. Manipülasyonla ilgili bir şey sorayım. Ona bir soralım sonra da güncel ya, bir şey geçelim daha. çünkü evet, özür dilerim o evet, ilgili Küçü, şöyle küçük bir şey daha eklemenizi verirsin. Bu soru, e, buradaki sorunlardan bir tanesi şu. E, Birçok alanda olduğu gibi burada da maalesef rezil olmak mümkün olmuyor. Bu alanda da. <laughs> Çünkü şöyle oluyor. Bir şirket çıkıyor. Hadi. Diyor ki bir ay önceki ölçümümüze göre X partisi şu düzeyde oy artışına e, rastlıyoruz diyor. Çok anlamlı bir oy artışı. Mesela öyle rakamlarla karşılaşıyorsunuz ki Ağustos ayındaki ölçümüyle Ekim ayındaki ölçümü arasında X partinin üzerine mesela Koskoca bir MHP kadar oy gelmiş iki ay içerisinde. Fakat sorun şurada. Bu şirket bu sonucu açıklarken bir Allah'ın kulu da dönüp sebep nedir diye sormuyor. Ne oldu da bu? Tabii arttı ki. bu kadar Tabii ki. Bütün araştırmacılar sonucu açıklarken özellikle anlamlı fark varsa sebep sonuç ilişkisi içerisinde açıklamakla yükümlüdür. Bu bir tercih olamaz. Bu bir zorunluluktur. Mesleki ahlak gereği bunu yapmakla yükümlüdür. Ama... Sorun şurada ki araştırma şirketleri sonucu açıklarken kimse de arada kardeşim bu parti büyük bir vaat mi açıkladı? Lider mi değiştirdi? Ne oldu arada yani? Mesela rakibi çok radikal bir hata mı yaptı? Arada ne değişti de Ağustos ayından Ekim ayına göre üzerine bir MP oyu kadar oy ekleyebildiniz? Bu soruyu sor. arada bir soru sorman gerek. Şimdi ben tüketiciyim. Çocuklarıma süt alacağım zaman kriterlerimi biliyorum. Doğru. Ya da karpuz seçeceksem de biliyorum. Ama siz kamuoyu şirketleri mesela 10 tane 20 tane açıklama oluyor. Ben hangisine nasıl güvence? Şöyle bence bunun açıklama yanı. Bunun şeyi çok açık. <gülüyor> 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 bunun şeyi çok <gülüyor> <gülüyor> Bana sirayet etmeyene güveneyim yani. Şöyle bunun bunun şeyi aslında yöntemi çok açık. Genelde böyle seçim tahmini üzerinden araştırma şirketleri yorumlanıyor. Bence o işin biraz daha geri kısmı. Bir, ...kurucusunun ve kadroların birikimine bakmanız lazım. Ama herkes bakamaz ki buna. Mesela annem ne anlamı Madem Ama şöyle, madem, yani. e, ama şöyle şimdi siz sorduğunuz için ben evet, sizin... Annenize haksızlık Peki. yapmayın, çok iyi bir e. izleyici bence. E. E, şöyle, e, bir buna bakıyor olmanız lazım. İki, yayınladığı rakamların tutarlılığına bakıyor olmanız lazım. Bir taraftan da. Yani Sürekli böyle bir artış çıkış, sürekli bir söylem değişimi... ...sürekli bir e, taraflı anlatım veya bir çeşit şey çabası var ise... Mesafeli kalabilirsin ama sorun şurada. Mesela öyle bir şirket var ki bizim sektörde belki 8 tane tahmin yayınlamış sonrasında da 8 tane özür yayınlamış. Fakat hala bugün Twitter hesabından bir veri paylaşsın neredeyse birçok internet gazetesi manşetten giriyor. Çünkü reyting getiriyor. Araştı artık topluma bir de bu gelişti. İsim sorsak söyle. O zaman biz de o isimlere girelim. Şimdi Hacı senle başlayalım. Siyasete İsim. gireceğimiz için ben hemen e, teknik konu olarak bir soru Ertan Bey'e bir soru Murat Bey'e kısa cevap verebilirler. Çok kısa lütfen çünkü e, şahsınız ya da sizin şirketleriniz şeyleri. bağlamında değil merak ettiğim için genel ortalama da verebilirsiniz. E, Ertan Bey'e sorum şu hemen arkasına Murat Bey'e soracağım e, bir araştırmanın maliyeti ne yani bir belediye başkanı ilçede seçilebilir miyim diye sordu. Birisi ilde, birisi de Türkiye geneli sordu. İlçenin ilin Türkiye genelinin kaç para ödemesi lazım bu anket için? Murat Bey'e sorum da şu. şeylerde siz anketler geldi. Sahadan sonuçlar geldi. işte şu 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 geldi. Orada mesela noter onayı var mı? Şahit var mı? Yoksa bir anketçi isterse yani. isterse sonuç geldi ama ben bunu değiştirebilirim diyebiliyor mu? Önce Ertan Aksoy. Şimdi şöyle, ne maliyet? E, hangi yöntemi kullandığınıza Hı. göre ve hedef kitlenize göre değişir. Giderseniz. Hedef kitlenize göre ve e, yöntemi kullandığınıza göre değişir. Bir de şirketlerin fiyat politikasına göre değişir. Ama dediğiniz. kabaca bir rakam verebiliriz. E, şöyle, skalı olarak şöyle söyleyeyim size. Yani Türkiye genelinde birisi size 60 bin liraya ölçtüğünü de şey yapabilir, e, teklif olarak paylaşabilir, 400 bin lirada paylaşabilir. Bu Hı. yönteme şirketin fiyat politikasına birçok şeye göre değişen bir şeydir. Üstelik hedef kitlenize göre de değişir. Örneğin %7 oyu olan bir partinin seçmen profili analizini isterseniz bu çok maliyetli bir şeydir. Ama %40 oyu olan bir partinin seçmen profil analizini isterseniz bu görece daha düşük maliyetlidir. Çünkü onlara erişebilirlik daha kolaydır. Dolayısıyla birim maliyet düşer. E, haliyle böyle araştırma şirketlerinde bir liste fiyatı olamıyor. Açıkçası. Peki Murat Bey, Murat Bey'e sorunuz vardı. Ben bu sorunun cevabını vermem ticari sır. Yok şey o zaten ortalama sizi tenzih yani, ederek yani, sordum zaten. Yok, değil Ertan değil da vermedi zaten. Yok yani çok... ederek sordum. Yani demek ki rakamlar değişiyor. Yani. Ya. Arada bir yerde. Belki <laughs> sektöre gireceğiz bir öğrenelim. Be, öğrenelim be, be, bir soru soru ben öğrenelim. Peki hadi bir sorunun alalım. Ee, e, bakın Şimdilik ee, ben 2017 sıfır hatta dünya literatürüne girdi. Pek çok yayında yayınlandı. Dünya araştırmacılarının yayınlarında yayınlandı. Sıfır hata. Virgülden sonraki hanesi hatta ikinci hanesi doğruydu yapılan çalışmanın. Referandum anketi. Ee, ta tam 20 gün önce yayınlamıştık. 10 günde şey vardı. Ben nasıl yaptığımızı anlatayım. Çok kısa, kısaca bir anlatayım. Ee, Türkiye genelinde 200 tane yerleşim birimi seçtik. Bu 200 tane yerleşim birimi Türkiye geneli sonuçlarını tabi illere göre bu yerleşim birimlerini seçtik. Türkiye geneli sonuçlarını en yakın yakalayan topladığınız zaman hepsini alt alta en yakın yakalayan yerlerden oluştu. 200 sandık. Oralara gittik, anket yaptık. Fakat tabi kayma oluyor. Belirli bir kayma. Çünkü birebir bir yakalayamıyorsunuz Türkiye'yi. Ee, o kaymaların üzerine de çok 0.3'lerde falan standart sapması ağırlıklar uyguladık. Ee, şeylere, anketlere. DAT diye sonucunu verdi. Yani ve en sonunda da ulaştığımız bilgi buydu. Sağ çalışması iyi oldu. İyi yapıldı. Sorular doğru soruldu. Ee, istatistik doğru yapıldı. Ben şimdi niye oturayım da manipülasyon yapayım? Yok yapmak bakın, mümkün mü diye soruyorum ben. Mesela 45 isim de vermeyelim. Ya yani. oyuncak olmak Şu, isteyen teknik. yapar. Ha, yapıla, yani yapmak Oyuncak mümkün olmak diyorsun. isteyen yapar. Yani şimdi bakın Hı. siyasetçiler bunu bizden siyasetçiler istiyor. Siz siyasi araştırmayı soruyorsunuz. Ee, ben her gittiğim doğru siyasi ye, araştırmayı soruyorum. E, her gittiğim e, siyasetçiye araştırma için gittiğim siyasetçiye bakın diyorum. Ben sizin en kötü yönlerinizi çıkartacağım ki onları düzeltin. Ben şimdi bırakın yapayım. sonucu onuç. Niye manipülasyon tabii yapıyorsun? Tabii tabii. Künye soruları. Künye soruları Murat size, Bey. Size sizi siz gazetecilere de çok önemli e, görevler düşüyor. E, bugün anlaşıldı ki sadece künye yetmiyor. Biraz evet. evvel Ertan Bey çok net, çok açık bir şekilde söyledi. E, lütfen ee, çok düzgün bir şekilde o şirketin bundan evvel yaptıklarına bakın. Ha, e, bundan evvel bilmiş mi, bilmemiş mi? Yeni çıkmış şirketler, bakın ben 45 tane dedim, değil mi? Evet. Bu şirket sayısı 100'e çıkabilir. Bu seçim sürecinde. Sattı haline daha girmedik. Her taraftan araştırma şirketleri çıkabilir bunlara çok dikkat etmek gerekiyor Şimdi, ha, Ben bu sonuçlar benim kafamdaki sonuçlar deyip sonuçları yayınlamamak gerekiyor gazetecilere abi. de çok önemli Peki, şeyler düşüyor. o zaman bu doğrultuda herhalde hızlı hızlı isteyecek moderatörümüzde Ertan Bey hem size hem size soruyorum ama kısa kısa cevaplar şunu merak ediyorum Ekrem İmamoğlu'nun şu andaki oy oranı nasıl görünüyor yaptınız Şeyden mı? Son sonra anketler? değil mi? Bu... evet siyasi yasak olayından sonra anket hapis yaptınız cezası, mı? hapis cezası e, siyasi yasa döner mi? Ee, bu anketi yaptınız mı? Halk bu bir ne tepkiye diyor? dönüştü mü yani? Halk ne Halk. diyor? Hı hı. E, henüz yapmadık. E, yılın son haftasında yapıyoruz. Dolayısıyla yılın önümüzdeki son hafta. hafta. E, ayın son haftası. Özür dilerim. E, Abonelerimiz yani için önümüzdeki mi? Abonelerimiz için mi olur bu? Evet, aynen öyle. Aylık düzenli olarak takip Burak ediyoruz abonelerle paylaşıldı. Fakat ben. şeyi söyleyeyim, yani e, oyunun artmama ihtimali yok. Çünkü öyle mi çok çok basit bir algoritma var Türkiye siyasetinde mağdur edildiğinizde mağduriyet karşısında mağrur bir duruş gösteriyorsanız toplum markanıza geçiyor. Tıpkı daha öncelerin arkasına geçtiği gibi. Ee, Sayın İmamoğlu da bu mağduriyeti yaşadı. Bir siyasi başka bir siyasi cevap hakkını kullandığı için mahkeme kararıyla siyasi yasaklı olma ihtimali doğdu ve bunun karşısında en yüksek tonda itirazlarını dile getirdi. Çok kısaca Ertan Bey, bir, önceki, bir olduğu gibi önceki, bir bu sefer önceki sefer ankette kaçtı Ekrem İmamoğlu. Bir önceki anketinizde yani bu olay olmadan önce. Cumhurbaşkanlığı mı İBB anketi? İBB için soruyorum ben. İBB, soruyorum İBB, 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 İBB ölçmedik açıkçası. Ölçmedik. ölçmedik. Ben ölçtüm. Ölçmedik. Öyle mi? Murat, Kaç... Merak ediyorum mesela. 157 idi. 57. İstanbul'da evet. yani oy Şeyden potansiyeli %57 idi. Hizmetlerinden memnuniyet %60'lardaydı. mahkeme kararından önce mi? Mahkeme kararından önce. Şimdi ben İstanbul'u ölçmüyorum, Türkiye genelini ölçüyorum. Evet. Hala hazırda sahada e, e, bizim yürüyor telefon anket yapıyoruz. Bizim gündem çalışmamızın içerisinde bir şey. Ama ben her gün büyük bir merakla sonuçlara bakıyorum. E, bu işi yanlış bulanların sayısı oldukça çok. Yüzde vermiyorum anket bitmedi. Hmm. Türkiye genelinden söz ediyorum. Türkiye genelinden sö söz ediyorum. Hadi. Hatta bakın e, çok ilginç bir i̇lginç. şey var e, e, ee, o çok dile getiriliyor. Biz her dile getirileni ben koymaya çalışıyorum böyle toplumsal toplumu etkileyen olaylarda. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı e, Ekrem İmamoğlu'ndan çekindiği için mi böyle bir karar yoluna gitti bu diye bir soru var. Bu, bu, bu şeyde bir soru var. Bu da çok yüksek bir oranda e, Sayın İmamoğlu'nun lehine çıkıyor. Hadi. Hacı Yakışıklı. Yani yapıl yapılacak yapılacak bir 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 şey değil. Yani bu siz burada hukukçuları topluyorsunuz. Son ben geçen yani, gün bir evet. bir sorsam şöyle. Biz de tartışmaya <laughs> gireceğiz neredeyse dayanamayacağım ama girmeyeyim Gir, tabii canım, ki. Bir Çünkü Ekrem İmamoğlu'na verilen kararı biz de zaten doğru bulmuyoruz. E Bunu işte... doğru bulmamak Ekrem İmamoğlu'na destek anlamına da gelmiyor. Şunu sorayım. Ee, size anketçi denmesi mi hoşunuza gider, araştırma şirketi <laughs> denmesi mi hoşunuza gider? <laughs> ya bunlar çok şey. Yani Çok yok, merak ettiğimden soruyorum. Ben e, araştırmacıyım. Anket araştırmanın biraz evvel sevgili Ertan'ın anlattığı Hı. gibi araştırmanın e, yöntemlerinden biridir. E, yöntemlerinden bir tanesidir. Anketçi, e, anketör bile, anketöre bile anketçi dediğiniz zaman bozulur. Hı. Ama siz e, demek istiyorsanız yapacak bir evet. şey yok. Bu Hacıya bu muydu sorun? Duygunuz sorun buydu evet. Peki bu Erdoğan karşı ya Son soru Ama evet. devam ederim yani ne yapalım o da öyle diyor derim. Anladım. Son soru. Ben de tabii çok uzun süredir e, siyaseti takip ediyorum gazeteciyim çocukluğumdan beri sizin gibi. Söylenen hep şu. Süleyman Bey de söylüyordu boş tencere hükümet götürüyor diye. Parlamenter sistem olsaydı bu boş tencere hükümeti götürmeyecekti. Neden? Bir şey mi değişti Türk seçmeninde? hala birinci parti çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle. Ekonominin bu kadar kötü olduğu ileri sürülürken. Şimdi şöyle, AKP iktidarını sadece bugün üzerinden değerlendirirsek hata yaparız. Geride bıraktığı 20 yıl içerisinde çok büyük bir seçmen grubunda çok yüksek düzeyde aidiyet yaratmış bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla, örneğin DSP örneğinde olduğu gibi bir seçimde birinci çıkıp veya yüksek çıkıp bir sonraki seçimde yüzde kadar düşme ihtimali gerçekçi olmayan bir partiden bahsediyoruz. E, bu nedenle e, AKP'deki şey gerileme çelik çekirdeğe kadar dayanıyor ama daha fazla geriye gitmiyor. Örneğin biz yüzde 28'in altında hiç bulmadık. Hatta bir ya da iki kez sınırlı olarak yüzde 28'i gördüğünü gördük. Ama ondan sonra ne tekrar... kadar süre önceydi? E, yani 8 ay falan olsun. 4-5 ay olmuş olabilir. 4 ay olmuş olabilir. Murat Bey? E, aynı soruyu size de sorsam. Ya özürlerin işte, bittiyse mesela. Ertan Bey Yo, şöyle yani e, mesela şu bu dönemde son iki ay içerisinde limitli bir artışı var. E, 3.2'ye kadar artırabildi. Şimdi iki açıdan yorumlayabilirsiniz bunu. Birinci yorumlama şu ya ülkede bu düzede bir yoksullaşma hali varken ben yoksulluk yerine yoksullaşmanın altını çok kalın çizmek istiyorum çünkü yoksullarda bizim bulgulara göre yoksullarda AKP'den bir vazgeçme yok. Daha çok yoksullaşan orta orta üstü ve üst gelir grubunda. AKP'den vazgeçme hali söz konusu. O yüzden bu boyutta yoksullaşma varken çocuk açlığına kadar tartışma gitmişken niye düşmüyor? Hatta oyunu artırıyor diye bakabilirsiniz. Bu biri. iki son dönem atılan büyük adımlara rağmen EYT konut yapım üzerinden 8 milyon kişide beklenti yaratılması TOG'un banttan indirilmesi bantı özellikle vurguluyorum çünkü indirilene kadar etkisi yoktu TOG'un işte e, sınır dışı operasyonlar vesaire birçok şey bir araya gelmişken ancak 3.2 artırabiliyor. Dolayısıyla AKP e, alt limitlerini gördü. Bu birinci gerçek. İki eski limitlerini göremiyor. Ne yapsa sınırlı etkisi olur. Peki bir cümlede söylerseniz ne olur tamam. bitirdim bitirdim. Ee, şimdi e, e, siz eğer 2017'de siz bana bu şeyi verin. Evet çıkartın vatandaşa e, tan e, şey söyleyerek evet oylarını önde çıkartın ben tek başıma olduğum zaman çok daha fazla şey yapacağım deyip bugün bu ülke bu duruma geliyorsak ki bugün o referandum yapılsa %56'larda ona bakıyordum şu anda tam rakamı söylemek için ama %56'larda hayır çıkacak derseniz her şeyi oradan beklersiniz öbür türlü yani bugün parlamenter sistem olsa eee Parlamenter sistem daha demokratik, daha yaygın bir sistem. Ve vatandaş da bunu biliyor. Yani siz bakanlarınıza danışmadan, bakanların imzası atılmadan bazı kararları alamazsınız parlamenter sistemin içerisinde. Yani bakanlar dediğimiz zaman en az 30 kişinin kararını şey yapmanız lazım. Ama burada tek bir kişi, Cumhurbaşkanı istediği kararı veriyor. Eğer o kararın yansıması, topluma negatif oluyorsa... E, puan kaybediyor. Direkt kendisi kaybediyor. Peki. Pozitif oluyorsa direkt kendisi kazanıyor puanı. Murat Sarı, Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy. Çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz söz Evet, bu, maalesef iki bölüm olunca bu kadar oldu. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Biz bilgiler için. Yüzler Kulübü'nde Hacı Yakışıklı, Pınar Işıkardor ve Erdoğan Aktaş'la birlikte gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Yüzler Kulübü'nden bu kadar. Gelecek hafta gene karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın efendim, İyi akşamlar.